Tuğba, Deniz Insan Mühendisliği Yükselen Değer Strateji Çalışmamıza hoş geldiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Deniz Insan Mühendisliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selim Kasapoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Değerli meclis üyelerimiz, Sanayi Odası'nın kıymetli temsilcileri, şehir dışından gelerek bizlere bu çalışmada katkı sağlayan kıymetli misafirler, basınımızın kıymetli temsilcileri, Denizli Sanayi Odası'nın strateji çalıştığına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz, gelişen teknolojiler, küresel ısınma, dijitalleşme, hayatımızı pek çok alanda, pek çok noktada etkilemeye başladı. Yaşam şekilleri değişiyor. Yaşam şekillerinin değişmesiyle birlikte üretim yöntemleri, üretim şekilleri de değişiyor. Ticaretin dinamikleri değişiyor. Dünya hızlı bir değişim, hızlı bir globalleşme içinde. Pandemi, yaşadığımız pandemi süreci dünyayı, ülkemizi, sanayiyi, hayatı her koşulda etkiledi. Öyle ya da böyle az ya da çok bugün hala pandeminin etkilerini sanayide, üretimde, hayatımızda hissediyoruz. Dünya bir şekilde kendi sıkıntılarından kurtulma çabası içinde. Gelişen siyasi dinamikler var. Avrupa öyle ya da böyle yeni bir savaşın içinde. Bunun yarattığı etkiler var. Dolayısıyla dünyamız sanayi, üretim, ülke ekonomisi hızlı bir değişimin içinde. Hepinizin bildiği gibi Denizli yüzyıllar boyunca devam etmiş ekonomik faaliyet anlamında coğrafyada etkili olmuş bir kent. Bu kent 1960'ların sonunda başlayan sanayileşme süreciyle özellikle ihracat anlamında önemli yollar, önemli mesafeler kat etti. Bugün Denizli bazen 8. bazen 9. ama Türkiye'nin ilk 10 ihracatçı kenti. Sanayi üretim kapasitesi anlamında da Denizli Türkiye'nin ilk 10 şehri arasında. Denizli'de kadın istihdamı ülke genelinde önemli sıralarda, ilk sıralarda diyebiliriz. Dolayısıyla Denizli bir şekilde ülke sanayisine önemli katkılar sağlamış, ülke ekonomisine önemli değerler yaratmış bir kent. Bugün geldiğimiz bu değişiklikler, bu değişim, bu rüzgarın etkisiyle bizim de amacımız Denizli Sanayi Odası olarak Denizli sanayisine bu değişimlerde bir stratejik plan hazırlamak ve yeni gelişen dünyada, yeni dinamiklerde Denizli sanayisinin önemini korumasını sağlamak ve hatta daha iyi yerlere gelmesini sağlamak. Bizler bu çalışmaları yaparken Denizli'ye nasıl katkı sağlayabiliriz? Denizli sanayisini daha iyi noktalara nasıl getirebiliriz diye düşünürken bu strateji çalışma toplantısını, çalıştayını planladık. Çünkü biz bunun ortak akılla yürümesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir çalıştay kültürüyle, bir planlama kültürüyle Denizli sanayisine önümüzdeki dönemde hep birlikte ortak fikirlerle, ortak akılla katkı koymayı düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün bu toplantıyı yaptık. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Belli ana başlıklarımız var. Denizli Sanayi Odası adına hazırladığımız. Ben şehir dışından gelen misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Necip Özbey bizlerle Yaşar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü. Büro Başkanımız bizlerle birlikte, Büro Celep. Ege Kuru Meyve ve Hammaddeler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Okan Oğuz bizlerle. Türk Alman Ticaret Odası Genel Sekreteri. Mehmet Köksal Bey avukat bizlerle birlikte, Eren Atak bizlerle birlikte Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nda bugün bizlerle oluyorlar.
Ve Gül Ertan Ege Bölgesi Sanayi Odası temsilcisi olarak bugün bizlerle ve siz değerli meclis üyelerimiz Denizli Sanayisi adına, Denizli Sanayi Odası adına verimli bir toplantı olmasını diliyorum. Geldiğiniz için, katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanımız Sayın Selin Kasapoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çalıştayımıza ilişkin bilgilendirme sunumunu yapmak üzere Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucusu ve Başkanı Denizli Sanayi Odası Strateji Çalışması'nın moderatörü Doktor Güler Derman Manisalı'yı kürsüye davet ediyorum. Yayınlayacak. Bunu sizlerle de zaten paylaşıyorum. Evet, hazırsak o zaman
düşünüyorum. Tabii başlamadan önce birçok Sanayi Odası yönetim kurulu üyelerimiz, diğer ekip arkadaşlarımız beni tanıyor. Ama 2-3 cümleyle kendimden bahsetmek istiyorum. Ben milattan önce 1500'lü yıllarda öğrencilerim artık bunu söyleye söyleye o işletmeden mezun oldum. Dün gece bu stratejik çalıştayla ilgili notlara bakarken birdenbire ayıldım ki en eski Denizli Sanayi Odası paylaşı benim içimizde. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben mezun olduktan sonra Milletler Odun Çatısı altında Milletler Ticaret Odası'nda çalışırken rahmetli Feridun Alpak'la çalışmıştım. Birdenbire ben bunu nasıl hatırlamadım diye, çünkü o dönemlerde yaklaşık 8-9 yıl ICC Türkiye Milli Komitesi'nin başındaydım ve Denizli Sanayi Odası'nın da başkanı o dönemde Feridun Alpak'tı ve biz birlikte çalışmıştık. Daha aklıma gelmedi. Yarım yüzüne yakın çalışırsanız iş hayatında birçok şeyi üst üste koyuyorsunuz. Ben profesyonel hayattan gelen birisiyim. Ben İhsan Doğramacı Hoca'yla İlker Holding'de, Holding'in başında uzun yıllar çalıştım. Bir diğer şapkam hocamın, başta okudu olmak üzere küçük üniversitede kurumsal yönetim benim konum, finans ve kurumsal yönetim. Bu dersi veriyorum. Dediğim gibi bu bilim sunumu değil ama sonunu söyleyeyim. OTTÜ yayıncılığında yönetim başkanıyım. İşte bir ülkelerden bu konuda gönül veren kişi olarak bu çalışmaları yürütüyoruz. Şimdi geliyorum şeyimize, strateji çalışmamıza. Biz yaklaşık 5 başlık ele aldık. Bu 5 başlığı birlikte tartışacağız. Birincisi dijitalleşme, ikincisi gördüğünüz gibi uluslararasılaşma, üçüncüsü sürdürülebilirlik, dördüncüsü hedef sektörlerde farklılaşma, benim gençliğimde Pamukkale'ye gelirdik. Acaba Pamukkale turizm eskisi kadar Denizli sanayide veya Denizli'nin iş hayatı sanayide mi? Doğru biliyor musun? Biraz düşünmek lazım. Bütün bunları yapabilmek için para lazım. Şimdi Milletler Ticaret Odası'nın çalışmasını yürütürken o dönem başkanım Türkiye Milli Komitesi'nin icra başkanı Rahmi Koç'tu. Rahmetli Devri Bey'le Koç Holding'de bir çalışma içinde bildirirken o iş bu iş derken Devri Bey bana dedi ki diyorsun burada benim fikirleriyor. Güler Hanım kızım güzel söylüyorsun dedim. Bütün bu işte yapacak parayı nerede var bulacaksınız? Onun için efendim 5. masaya bize para bulun diyoruz. Nereden bulacağız? Bu işe bir kafa yorun diyoruz. Dönüyorum dijitalleşme. Her biri için yaklaşık bu bölümümüz bir tabii ben başka size söyleyeceğim. Sen sizleri görüşüyoruz bizim için önemli. Dijitalleşme konusu. Şimdi burada Otu Teknokent'ten kökeni iki tane değerli dostum var. Bu masanın İlker Çılmaz Öğretiyor. Otu Teknokent Sincan Osevi'nin genel müdürü ve dijitalleşme direktörü. Aynı şekilde o, eski Otu Teknokent yeni yaşarın başında olan değerli arkadaşlar. Onlar sanırım beni benden gençler. Burada herhalde en yaşlılar grubuna giriyorum. Onlar benden genç ama sanırım teyit edeceklerdir. Biz fan çıkart dönemi denilen dönemden geliyoruz. Böyle oturduk kocaman bilgisayar, IBM bilgisayarları olurdu. Kucağımızda kartlarla giderdik ve onlar delinirdi. Şimdi OTTÜ yayıncılığı yönetim kurulu başkanı olarak şunu konuşuyoruz. Kitabın üstünde kabartma olsun, QR kodunu okutalım. Atatürk'ün hologramı çıksın, çocuklar da selfie yapsın. Demek ki şirketlerimizde dijitalleşme konusunda bayağı bir yol var önümüzde. Bayağı İngilizce olarak söylersem bir challenge var. Buyurun hoş geldiniz. Evet, burada isterseniz başlayalım. Bu hedefler de bizim tartışmayı açmak için koyduğumuz örnek hedefler. İki başlıkta aslında ele alıyoruz. Birisi Denizli Sanayi Odası'nın dijitalleşmesi. İkincisi şirketlerimizin bu konuda neler yapacağı, üyelerimizin. Çünkü hepimiz biliyoruz ki
ERP şirketlerde başımızın belası. Yani şirketin kurumsal yapısı eğer tam oturmazsa ERP'de işletmek çok kolay değil. Doğru bir altyapı oturtulmazsa o dijitalleşme dediğimiz başlık ve inovasyon konuları bayağı ciddi sıkıntılı konular olabiliyor. Bir de bir modelhane üzerinde hatta senin başkan belki daha detaylı bir şeydir. Daha bir gün önce Konya'daydılar. Bu konuda sanayi odası adımları var. Ama bu da çok kolay değil. Bütün kurulan her modern fabrika var. Şey olmadı, çok başarılı olmadı. Biz burada seyretmemek, kaybetmemek için ne yapacağız? Evet, ilk önce isterseniz hedef birden başlayalım. Bir sanayi odaları 30 yıldır, 35 yıldır bu camianın içinde olduğum için inanılmaz verinin, bilginin depolandığı bir yer. Ama bu bir data. Bunun siz sanayicilerin bilgisine sunulabilmesi için Denizli Sanayi Odası olarak ne yaparız? Buyurun. İlk önce salonu sormak istiyorum. Söz almak isteyen var mı? Evet Bey, Mehmet Sarı nerede? Evet, Mehmet Bey. Sizi ben hep dinlerim. Dijital teknolojiyle. Sizin güzel adımlar attığınızı biliyorum. Şuradan isterseniz şunu da vereyim. Denizli Sanayi Odası olarak siz kendi şirketinizde bu konuda ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Dijitalleşme konusunda hep dinliyorum. Biz sanayi odası olarak neler yapabiliriz, neler yapmalıyız dijital ortama taşınmasında? Öncelikle hocam teşekkür ediyorum. Başkanımıza da böyle bir organizasyonun değişikliği sanayi odamız ve demir sanayileri için tekrardan hocam hoş geldiniz diyorum. İnşallah toplamda demir sanayi odamızda demir sanayisinde yeri olmaz. Tabii hocam işletmelerimiz demir işletmeleri genelde sürekli atadan gelen bir sanayileşme olduğu için. O yüzden denizde gene de baktığımızda bir Avrupa işletmeleri gibi çalışan işletmelerimiz çok azalıkta. Hep babaların, başta büyüklerin yönlendirmesine yürüyen bir sanayileşme var. Tabii dijitalleşme de kişiye bağlı olmayan bir sanayileşmenin olması gerçekten sanayi işletmelerimizden çok faydalı oluyor. Bugün hep Mehmet Sarı'ya ne istedik nasıl bu başkanımızda veya diğer sanayicilerin işbirliğine bağlı olmadan sana fabrikalar yürümesi gerekiyor. O yüzden dijitalleşme gerçekten bir sanayileşmenin ana kaynağı, ana gündem maddelerinin biri olmasını önemsiyoruz. Biz kendi işletmelerimizde de buna önem veriyoruz. Tabii ama ben şunu söyleyeyim. Geçenlerde sanayi odasının önderliğinde Çin'e gittim. Gerçekten ben Çin'e 5. girişim. İlk gittiğimde Çin bir daha gelmeyeceğim Çin'e dedim. Çünkü her taraf korna sesleri, kutu patır. Ve işletmelere gidiyoruz. Böyle biraz daha ilkel çalışmalarla çalışan bir sanayi yaşı var. İkinci gittiğimizde yine aynı. Üçüncüde yine aynı. Bu pandemi ne olduysa bu adamları ne yaptı bilmiyorum. Pandemide bu adamlar kavanozu kırmışlar. Çin'den CHP çıkmış. İnanın Çin bugün ne Türkiye ne Avrupa. Ben dinleyen arkadaşlar da aynı fikirde olduğuna inanıyorum. İnanın adamlar her dijitalleşme konusunda hiçbir tane nakit para bulamıyorsun. Nakit para diye bir şey yok. Bizim hafta cebimizde dolar var. Biz alışveriş yapıyoruz, yapamıyoruz. Kredi kartı geçtik, geçemiyoruz. O yüzden tamamen Çin dijitalleşmeye yönelmiş ve gerçekten... Ne kullanıyorlar? Hiçe, evet. Şimdi telefondan her barkod kodu hesapta para varsa alayım. Sanayileşme de insan o şeyin inanılmaz bir üretiyor. Ve Çin deyip geçiyoruz, biz bir Çin malı gördüğümüzde bu mal yaramaz diyoruz. Ben şuna inanıyorum, Çin dünyadaki üretici ülkelerin korkulu rüyası. İnanın adamlar özden parasına göre verildi. Ben şu anda Çin'de gerçekten çok tecrübeli. Fabrikalara gittiğimizde bizim Doğaltaş Fuarı'na gittik. Doğaltaş'ın ülke
ülkemize üretilen doğal taş bir dikdörtgen, kare, işte 30-60 olur, 60-60 veya farklı ölçülerde taş işleyen bizim ülkemiz. Bu adamlar bu blokları almışlar, gitmişler bizden. Bizim buradaki madencilerimiz çok iyi fiyatlara sattığını düşünerek, blok sattığını düşünüyor. Onlar da biz çok uygun aldık. Ama o ülkelere götürdüğünde o taşa can vermiş. Gerçekten o kadar bir katma değer kazanmışlar ki o taşa. O adamlar böyle 30-60, 40-60 bir plak üretip iyi bırakmışlar. Taşa şekil vererek, taşın üzerine katma değer kazanmışlar. Bizim buradan çıkardığımız, bizim böyle satan da başımızdan kurtulsun dedik, o blokları orada değerlendirmişler ve işletmelerinde gerçekten dijitalleşme üst seviyede, her şey, personel çalışma sistemleri çok güzel. Ben işletmeleri inceledim ve tüm makineler, bölgeleri topluyorlar. Bizim burada, vardiyan bölgeler, genel işletmeler, orada da işler üzerinde. O yüzden biz ülke olarak sanayi gelişmede ilerletiyoruz ama ben şimdi gittiğim zaman biz çok güzel yaparız. O zaman örnek incelemeler lazım herhalde. Burada başka bir üç dörtlü salonu sormak istiyorum. Ya siz konuşursunuz ya da ben size söz veriyorum. Etmiyorsunuz. Mehmet Bey'i dinlediniz. Örnek ülkeleri mi inceleyelim? Önce bir kendinizi tanıtarak, ben birçok soruyorum ama buyurun. Şükrü Altıntaş var, memnun olurum. Mehmet Bey'in verdiği için örneğine evet katılıyorum. Fakat burada biraz da Tayvan ve Güney Kore'ye de bakmamız lazım. Yani örnekleri ettiğine şeyler gelecek. Bakmadan gelecek ama. Bir de son dönemde bizim bir takip ettiği Amerika için farklılaşma trendi ve Amerika'nın tekrar üretime geri dönmesiyle ilgili bir dünya var. Ben esas çok da Amerikacı gibi konuşmak istemiyorum ama esas üretim teknolojilerini orada yapacağız. Çünkü 5-10 seneki ben de çok merak ediyorum. Onda evet, bazı sektörler çok hızlı adapte olabilecek vaziyette. Makine sektörü, daha teknik işlem yapanlar ya da işte makine üretebilen veya işte mermeli işleyebilen ama bizim gibi mesela tarım sanayiciliği yapan firmaların bu teknolojilerde biraz daha geriden gelmesi gereken veya hala tarlaya bağlı olduğumuz yerlerde esas teknoloji olduğu çözümümüz gereken yerler var. Baharat iş yapıyoruz orada aynı olarak. İşte biz de bugün de şey konuşuyoruz. Demek ki sizlerle sohbet ediyorduk. İşte tarladaki yabancı otu artık işe dönüştürüyorsa nasıl yeterim? İşte gene Mehmet Başkan'ımı biraz tekrarlayacağım ama Çin'den bir makine bulacağım. O makineye acaba nasıl getiririz? Hani bunu tarlalarımıza nasıl kullanabiliriz gibi şeylere odaklanıyoruz. Sektör bazında da aslında çok farklı uygulamalar olabilir ama hala insan faktörünün çok önemli olduğu yerler var. Ama maalesef işçilikle ilgili gelecek yerimiz de belli ülke olarak. Bunu da göz ardı etmeden ilerlememiz gerekir diye düşünüyorum. Çok hazırlıksız bir biçimde bu kadar kelime açtım. Estağfurullah, hayır. Çin'i dedi, Tayvan'ı dedi. Ondan sonra ama herhalde Endüstri 4 nesnelerin interneti falan deyince bizim ticaret acımızın en yüksek olduğu değil mi? Kaygı şükür. Türkiye'nin bir diğer yarısı gibi Almanya'yı düşünmedin ama ne diyorsunuz? Almanya'dan nasıl önem alır? Ben kendisi de tanıtacaktır. Türk-Alman Ticaret Odası Genel Sekreterimizin görüşlerini alalım. Ve ne yapalım biz onu olarak? Buyurun. Teşekkür ediyorum. Sayın Değer Hocam. Öncelikle Sanayi Odası'na bu davet için çok teşekkür ediyorum. Biz Almanya'dan geldik. Sayın Başkanım'ın özel davetiyle buraya geldik. Burada da bu imkanı bulduğum için çok teşekkür ediyorum. Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret hacminin olduğu ülke. Doğrudur. Ve Almanya'nın aslında baktığınız zaman dünyadaki teknolojik gelişmelerin merkezi olduğunu kabul etmek lazım. Sanayi 4.0. Şu anda Sanayi 5.0'ı çalışıyorlar. Bununla ilgili Almanya'nın öncü olmasının ötesinde bir karşı başka bir bölgesi de var aslında baktığınız zaman. Dünyaya bu teknolojik gelişmeleri satan ama kendisi pek uygulamayan bir ülke ne yazık ki. Dolayısıyla gerçek anlamda hayata baktığınız zaman bu teknolojik gelişmelerin gerisinde kaldığını görüyorsunuz Almanya'nın kendi içerisinde. Ama araştırma merkezleri çok fazla. Almanya'nın çok önemli araştırma merkezleri var ve bunlar sürekli bu araştırmaları geliştirerek iç
içinde de bizi çok yakından oda olarak tanıdığımız Türklerin var olduğu bir sistem var. Almanya Endüstri Normları din başında bu konuda dünyanın din bu sanayi 4.0'ın yazılması konusunda yetkin bir çalışan Türk arkadaşımız var. Onun dışında değişik araştırma merkezlerinde çalışan çok değerli Türk arkadaşlarımız var. Onun da ötesinde Almanya'da özellikle Berlin, biz Berlin'den geliyoruz. Berlin'de Teknik Üniversitesi'nin yapay zeka kürsüsünün başında Profesör Şahin Albayrak var. Yani kendi ekibiyle beraber yapay zekanın otonom araba kullanma arasında konusunda özellikle araştırmalar yapıyor. Almanya'daki Siemens gibi yahut da Mercedes gibi, Audi gibi, Volkswagen gibi firmaların istekleri üzerine onlara bu konuda destek veren bir sistem oluşturmuşlar ve bu sistemin başında bir Türk profesör var. Almanya'ya gitmiş, orada kendisi yetişmiş. Aslına baktığınız zaman bu kaynaklardan yararlanma şansınız olabilir. Onların bu konudaki tecrübelerinden faydalanma şansı olabilir. Oradaki kişilerin, ki biz daha evvel odamızda Türkiye'ye gelen bir grup, Beysat grubunun içerisinde Siemens'ten ve araştırma kurumlarından bir tanesinin başındaki Türk arkadaşla beraber yapay zeka ve sanayi 4.0'ın sunumunu yaptırmıştık. Bu ve benzeri konularda az avuz ederseniz bizler de ilişkiye geçip bundan sonraki süreçte onların bu konuda yol göstermelerini sağlayacak bir davet yapabiliriz. Onların bu deneyimleri burada paylaşmalarını sağlayabiliriz. Sizlere bu konuda katkı sağlayabiliriz. Ben kendim şahsen aslında bu sadece takipçisiyim. Bu benim için değil. Ben eski bir muhabbetim. Ama bu grubun içerisinde bunun da varlığını biz odur olarak sizlere destek olma anlamında her zaman bu konuda istenirse gayet tabii ki yardımcı olmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Değerli katılımlarınız. Yönet Başkanlar, sen takipçisiniz. Ne yapacağız? Almanya'ya mı gideceğiz? Bak ben siz isterseniz olmaz. Bu örneklerden yararlanmak için ne yapacağız biz denetim olarak bu alandaki ne diyorsunuz? Onlara üyelerimize nasıl katkı sağlayacağız? Üzerinizin de az önce söylediğiniz yerini inceleme en doğrusu. Çünkü bunlar okuyarak veya izleyerek ne bileceğimiz bilgiler değil. Tecrübe etmek ne doğrusu. Bununla ilgili zaten Sayın Enis Emre Boz Yönetim Kurulu arkadaşımız yerini inceleme konusunda en derinli uzman kişi model fabrika ile ilgili hem Bursa'ya hem de Konya'ya ziyaretlerde bulundu. Anlatılmakla görmek çok farklı değil mi başkanım? Dolayısıyla ben de yerini incelemenin en doğru örneklerim olduğu ve en kolay anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili tabii her sektörün örnek ülkesi farklı. Bizim sektör mesela İtalya doğal gaz sektöründe. Sektörü gibi bir farklılaşma veya bir IT gibi veya teknoloji gibi bir gelişimi gözlemlemek istiyorsak en doğru ülke İtalya olacaktır. Belki de sizce Almanya olabilir veya farklı sektörlerde farklı ülkeler olabilir. Ama en doğrusu yerin inceleme olduğunu düşünüyorum. Peki o zaman belki Sayın Başkan'a şunu mu soralım? Hedef sektörlerimizde önce bir çalışma yapıp buradaki stratejik amaçlarımızdan bir tanesi hedef sektörlerimize ağırlıklı olarak, çünkü baktığımız zaman ihracatın da içinde önemli paya sahip sektörlerimiz var, belli yayınlarımız. Bu konuda oda olarak biz çalışmalarımızı, çünkü kaynaklar da kısıtlı, insan kaynağı, para kaynağımız ama değil mi üçünde? Böyle bir çalışma yapalım mı diyeceğiz, ne diyorsunuz, ne yapalım? Tüm kasıtlı katılımcılar hoş geldiniz. Emre Bozma, yönetim kurulu üyesi. Dijitalleşmeyle ilgili çalışmaları takip etmek için verimlilik komisyonu olarak Mehmet Başkan'ın da söylediği gibi Bursa'ya ve Konya'ya ziyaretlerde bulunduk. Tabii 5-6 sene önce yapılan çalışmalar ve tamamlanmış yatırımları gördükten sonra Denizli içinde yapılması gereken birçok şey olduğunu farkındayız. Dijitalleşmeyi bizim de tam anlamıyla içinde sindirip altyapısını tamamladıktan sonra üyelerimizin ve dünyadaki devletlerin daha çabuk ulaşılabilmesini sağlamak bizim için daha verimli oldu. Peki ben bir şey sormak istiyorum. İkinci bir başkan yardımcımız daha var. Genç
gençlerin örnek lideri. Ben çok kendisini takdir ediyorum. Sayın Osman Aydın. Sayın Osman Başkan, peki bunu yaparken nitelik bir iş gücü var mı? Değil mi? Gittik, ziyaret ettik, raporu yazdık. Bir de bunu yapacak olan bir iş gücü gerekiyor. Ne diyorsun? Gençlerin sesi olarak, temsilcisi olarak. Hocam yalnız her yönetim kurulu üyesi başkan diyorsun. Efendim, başkan. Bütün hepsi değerli başkanımız. Siz en büyük başkan. Evet. Ondan dolayı dijital dönüşümün adını
2,5 trilyon doların 2 trilyonunun bu sene çöpe atılmasının arkasındaki en önemli sebep bu entegre dönüşüm fikrinin yerleşmemiş olması. Ondan dolayı bu odada bulunan herkesin işbirliği çok önemli. Teşekkür ederim. O zaman bunu daha detaylarıyla tartışacağız. Ama ben Sayın Genel Sekreterimize şöyle bir not iletsem, bilmiyorum size ikinci konuda. Bir kere örnek ülkeler incelenmeli. İkincisi Denizli sanayinin ihtiyacı tespit edilmeli. O da bu konuda neler yapabilir, bunun belirlenmeli. Ve burada yatırılan paralar, çünkü gerçekten hem Hocaşat Kavla hem de şirketlerin yapılanmasında uzun yıllardır çalışan bir kişi olarak İHRP konusunda çok ciddi çöpe giden paralar olduğunu hepimiz biliyoruz, tecrübe ediyoruz. Yatırımcı araştırılmadan, şirket hazırlamadan geçirdiği için. Peki ben son bununla ilgili olarak başka bir şey, baştaki başlığa geri dönmek istiyorum. Biz aynı zamanda çok da veri topluyoruz. Bu verileri derleyebiliyor muyuz? Bunu sanayicinin hizmetine sunabiliyor muyuz? Değil mi? Kapasite raporlarından topluyoruz, anketlerden topluyoruz, toptan geliyor veriler, birçok veriler. Sanayici bu verileri nasıl görmek ister, nasıl değerlendirmek ister? Biz oda olarak ne yapabiliriz? Sayın Orçun Başkan'a izin verirseniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bu arada Sayın Başkan, sözle başlamadan önce artık biz Sayın Basın mensuplarımıza da teşekkür ederiz. Değerli katkılarından dolayı biz kendi içimizde Denizli Sanayi Odası'na sizlere çay kahvelim odamızı dışarı ikram edebiliriz. Efendim? Harika. Tamam. O zaman herkese. İyi. Tamam. Biz bizdeyiz. Şimdi daha böyle kapalı kapılar arasında sohbet edebiliriz. Buyurun başkan. Teşekkür ederim herkese. Hoş geldiniz öncelikle. Orç Merkek ismi. Sanayi Odası Yönetim Kulesi aynı zamanda da. Kimya olmamız sebebiyle denizle çok karşılaşılan bir sektör değil. Çok uluslu firmayla onaylı tedarikçi bazında çalışıyoruz. Yani 5 kapasitesi 80'den fazla ülkede ticaretimiz var ve yaklaşık 7'ye 7 kadar 8 kadar da çok uluslu firmayla tedarik ilişkimiz var. İşte Alman Henkel gibi, Aramco gibi firmalar. Yani, zihninizde bir şey canlandırması için söyleyeyim. Bu firmada dijital geçiş çok hızlı, daha doğrusu çok eski oldu. Devamlı iş ilişkisi içerisinde olduğunuz için ister istemez siz de bu işin bir parçası olmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bu vesileyle biz de dijital işin zorunda kalıyoruz. Bu benim eleştirdiğim, memnun olduğum bir şey bilakis. O tarafta, yani kendi tarafında çok sorun yok ama genel itibariyle sektörde denizle baktığımız zaman maalesef üzülerek, yani insan içinde bir yer acıtarak söylüyor ama çok ıskalıyoruz. Yani hala ıskalamaya devam ediyoruz. Ve o üzerimizdeki o ataleti, bu şeyi atamıyoruz. Yani DESİAD'da da, dernekte de bir çalışmalar yapıyoruz. Bu tür aktivitelerde şirket sahiplerimiz IT elemanlarını gibi. O IT elemanı yapacağı bir şey. Ya biz onu bile idrak edememiş durumdayız. Bu patronun gibi veya üst düzey yönetimin gibi onun da karar verebileceği bu iş olacak demesi gereken bir konu. Gidip de Microsoft Office programı alsın bir seneklik arkadaşımla kullanacağınız bir konu değil. Yani bu bir hocamın da ifade ettiği bu bir seferberlik tarifimiz. Bunu hala da ıskalıyoruz işte. Facebook'ları konuşuyor Almanya. Biz hala atadan denilen kanalı Mehmet'in söylediği gibi eski yöntemlerle gidiyoruz. Bu sürdürülebilir bir şey. Bir şey yapmamız lazım. Birçok şey yapmamız lazım dijitalde. Elimizin altında üniversite var, endüstri mühendisi var. Belki denizde bu kadar sanayide olduğu yerde müfredat değiştirebilir. Veya bir an önce dijital dönüşüm uzmanı hizmeti verecek insan kaynağı geliştirebilir. Çünkü devamlı sürekli dışarıdan geliyor. Sanayi odası olarak ben belirli büyük firmaların
veya istekli olan ilk etapta katılacağı ama yönetim kurulu seviyesinde bir bilgilendirme de demeyeyim artık son uyandırma toplantısı falan yapmak lazım. Hadi ya yapın diye. Çünkü bu bir maliyet, bu bir masraf değil, bu bir mask yani artık. Şey değil. Defterle bir muhasebe tutmak ne kadar mümkün değilse artık eski ortamda da mümkün değil. Biz herhalde bu konuda inat ederek ıskalamaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sanki şey gibi anladım ben böyle. Deniz ki tabii kentin sorunlarına biz sözsüz değiliz de master plan gibi böyle sanayiciye yol gösterecek, farkındalığı arttıracak, adımları belirleyecek ve de olabildiğince yalın ve basit olacak. Bir yapay zeka konusu var. Son bir yapay zeka. Benim ODTÜ bilgisayar mühendisliği okuyan bir yeğenim var. Habire şöyle ChatGPT, AI sonra atıyor. Bu neymiş? Ne diyor bu? Ondan sonra biz ne yaparız bu konuda diye. Bir de böyle robotlar gösteriyor. Sofi Mofi diye. Ondan sonra ne yapıyor yapay zeka? Son olarak da böyle bir alalım. Sonra bir devam ederiz. Buyurun. Osman Tutun ben. Alanım tam olarak yapay zeka değil ama yapay zeka bir şirketim var. Yapay zeka, şimdi ben zaten doktorum üniversite insan kaynakları almıştım. Şimdi insan kaynakları zaten şu an dünyanın en büyük problemi. Ama baktığımız zaman da o yüzden yapay zeka çok fena bir eğilim var. Şimdi mesela ChatGPT dediniz, daha yeni 2 gün önce Google kendi yapay zekasının 4. versiyonunu yayınladı. Bunu yapmalarının sebebi şu, şu an Google dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri ve pandemide çok büyük bir köpük oluştu. Eleman köpüğü. Yatırımcıları dedi ki Google'a bu köpüğü de temizlemek zorundasınız. Şimdi Google'ın parasal bir problemi yok. Herkesi çekiyor. Zaten elemanın en büyük sıkıntısı ne para? Para yapıyor çünkü çok fazla ve artık nitelikli eleman çok daha büyük para yapıyor. Bunu yapmak için ne yapması lazım? Yapay zekayı kod yazdırması lazım ve bunun üzerine çalışıyor. Tam 12 senedir. Şimdi yapmaya başladı. ChatGPT ile de aynı şeyi yapalım. Bizim bugün Osman'a katılıyorum yani 360 kişi artık 350 kişi çünkü niye? Üniversitelerin ben de olsam 180'ini kapattım. Hatta %100'ünü kapattım yani. Hocam yanlış anlamayın. Sebebi şu, ODTÜ iyi bir eğitim verdiği için, veremediği için değil. Çocuk üniversiteye niye gittin bilmediği için. Ben az önce bir muhabbet oluyordum. Ben üniversiteye geldim. Niye dedi yaptığınız işle alakalı? Ben dedim ki ya üniversiteye gittim ne iş yapacağım biliyordum ben. O yüzden ne okudum öğreniyorum. Sadece etiket olsun diye okudum ve üniversite okurken Çin'le zaten ihracat yaptım. Tam tersi insanlar Çin'den alıyordu. Ben Çin'e yazılım satıyordum. O zaman. Ve ben bu şekilde bugüne kadar geldim. Ne yapacağımı bildiği sürece bir çocuğun hangi okul okuduğuna önemi yok. Bugün baktığınız zaman dünya şu an yöneten insanların tamam harcılıkları bırakmış olanlar da var ama Elon Musk gibi insanın eğitim seviyesi hakkında hiç kimsenin bir bilgisi yoktur. Ama kendisi SpaceX kurarken zaten bunu okuyarak öğrenmişti. Mesela ben şimdi az önce dediğiniz gibi Samsung var Güney Kore, Honda var Japonya, Tencent var Çin, bir de Tesla var ABD. Şimdi Tesla iki tane mühendis kuruyor. Elon Musk geliyor, onlara yatırım yapıyor. Sonra co-founder değil, co-founder Elon Musk. Konuda ne yapmayız biliyor, dünyanın en büyük uçak üreticisi yazar. Google'a girdiğiniz zaman, arabalarına da bineriz. Jileti de var. Ama sonra Samsung çıkıyor, bir yazılım yapıyor. Daha doğrusu ilk önce bir böyle üretim için, makine için bir şey başlıyor. Daha sonradan da bir yazılım, bir yapay zekaya doğru gidiyor. Ve Güney Kore'nin Samsung'u Japonya'nın Honda devini devirip geçiyor yani. Arkadan Tencent'e Çin firması geliyor. Bugün sadece Tencent'in üzerinde oyundan dönen para 1 trilyon doların yakında. TikTok falan niye büyük program şu an Çin için? Çünkü Tencent var arkasında. Sonra Tesla diye bir tane bir şirket çıkıyor. Tesla'yı hepimiz araba üreticisi olarak biliyoruz değil mi? Bu yıl Toyota'ya geçti. Nasıl? Abi Tesla araba üreticisi değil. Tesla bir yapay zeka üreticisi. Tesla bir pil üreticisi. Bunu yaptığı anda zaten geçeceğini biliyordu yani.
korkuları duyuyor. Bugün BND de aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Volkswagen de aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Baktığınız zaman bir BMW grubunun elindeki markalar dünyada. Yani Çin'deki gibi bunları zaten yavaş yavaş almaya çalışıyor. Çünkü olay o. İlk başta bunu Japonya çok fena yaptı. NASA'ya veya Amerika'ya turist gönderdi. Turist normal sadece gidin dedi fotoğraf çekti. Ve kafile kafile. O Silikon Vadisi'nde birisi sadece sağ tarafı çekti, birisi sadece sol tarafı çekti. Bunun sebebi şuydu. Kopyalayacağı şeyin verisini almak. Dediğiniz gibi o veriler çok önemli. İşte yapay zeka burada devreye giriyor. Bu verileri alacağız, okuyacağız, okuduktan sonra değerleyeceğiz. Ve var olanları kullanacağız. Şimdi DSİAT Teknoloji Komitesi'ndeyim ben. Bir sunum yapalım dedik ve bunu aktaralım böyle. İlk önce DSİAT üyelerine, daha sonra da deniz üyelerine bir avizim olsun, anlaşılalım. Sunumu dedim, niye biz yapıyoruz? Yapay zeka yapsın. Yazısını yapay zeka yazsın. İşte tasarımları yapay zeka yapsın. Bakın o zaman ne olacak? İnsan kendini geliştirmek zorunda kalacak. Ve biz daha az iş gücüyle daha nitelikli iş yaptığımız için gelir seviyesi artacak. Kimse işsiz kalmayacak. Yapay zeka 5 tane sektörü öldürürken 7 tane yeni sektör oluşturacak. O yüzden de yapay zekaya bugün girmek zorundayız. Dijital dönüşüm, dijital dönüşüm. Ben de bu arada çok karşıyım dediğiniz doğru abi. Bence de çok yakın yani. Başka bir şansımız yok. Buna para harcamak artık insanlar için şey değil, yani hani must abi senin dediğin gibi. Bunu yapacağız. İçine de kesinlikle yapay zekayı koyup ilk önce insan kaynakları olayını çözeceğiz ve gerisi gelecek. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sadece dijitalleşme konusunda akşama kadar konuşabiliriz ama konuşacak çok konumuz var. Ben sanırım şöyle bir iki üç cümleyi özetlersem, bir kere nedir? Biz oda olarak ne yapabiliriz? Anladığım kadarıyla üst yönetimin şirket sahiplerine önce ne yapabilirler diye bir kafalarının netleşmesi için yardımcı olabiliriz. Örnek modelleri inceleyebiliriz. Sonra denizli sanayisi için doğru nereden bahsettikleri, şimdi çocuk bile doğduğunda hemen koşmuyor değil mi? Önce emekli sonra yürüyor. Ama demek ki bir yerden başlamamız gerekiyor. Nereden başlayabiliriz? O da belki bize bu konuda ışık tutar. Bir yerden paylaşmak. Evet, bir yerden. Şimdi dedim ya ben yarım asırlı iş hayatımda olunca ilk Mehmet Gözer zamanında toplum çatısı altında girmiştim. Sonra Mehmet Gözer bizi topladı. Rusya'ya götürdü. Topladı. Kuveyt'e götürdü, Pakistan'a götürdü, Mısır'a götürdü, Türk haftaları ve ihracat hamleleri yapıyoruz o zaman. Hemen hemen birçok oda başkanıyla da çalıştım, yalın enize kadar. Bu arada uluslararası alanda da, Milletler Ticaret Odası'nda da. Ama şimdi zaten bazı şeyler konuşuyoruz. Benim iş alanımda biliyorsunuz aile şirketleriyle ilgili çalışıyorum. Okan Bey biliyor, Almanya'da birçok orta ölçekli işletme, dördüncü, beşinci kuşakları sürdürülebilirlikleri ve sosyal refah da belirli düzeyde çok da uğraşma gereği doğmayabiliyor, olmuyor. Biz Türkiye'de ihracatı konuşurken ve Denizli Sanayi Odası olarak da geçen sene 4.6 milyar lira ihracat yaparken şimdi başka bir şey konuşuyoruz. Bu da çok doğru yönü. Bunun hepsi hemen ikinci kuşak. Hepsi çok iyi tavsiyeli, çok değerli, vizyon sahibi, güçlü isimler. Bir gün gidip yurt dışında şirket satın alıp yönetebileceğimizi söyleselerdi, inanamaz değil mi? Ama bir ayağımız yurt dışında, diyelim Çin'den geldiniz. Uluslararasılaşma dediğimiz zaman, demek ki konusal ihracattan çıktı, bambaşka noktalara geldi, ne yaparız? Ne diyorsunuz? Ve biz oda olarak şöyle bir mesela birkaç başlığı şey yaptım. Yurt dışından şirket alım konusunda, pazar araştırmasında ön ayak mı oluruz? Değişik ülkelerde bu tür toplantılar mı düzenleriz? Şimdi bir yandan Bozkurt OSM için bir girişimde bulunduk. Bunun uluslararası alanda bilinirliğini, yani OSM'lerimizin bilinirliğini mi sağlarız?
mümkün değil. Ama baktığımız zaman altın da olsanız, tanınırsanız, bilinirseniz size gelirler, en iyi yönetimi de yapsanız ne yapacağız? Kim konuşmak ister? Siz aslında daha çok, ben değişik çok sektörlerde faaliyet gösteren kişi olarak şey yapacaktım ama tekstil, ihracatın içinde çok tekstilcimiz var. İlk önce bir Ali Fuat başlığı, sonradan da Levent başlığına söz vermek istiyorum. Buyurun. Ne yapalım? Ali Fuat da benim sanayi odası yöneticimiz. Ne yapmamız lazım? Yaptığımız işin en iyisini yapmamız lazım. Uluslararasılaşmadan da yani birinci önceliğimiz her şeyden önce kendi sektörümüzle ilgili yurt dışında şirket satın alıp aynı işin devamını başka ülkelerde yaptık. Bizim sektörümüz biraz imkansız. Bunu deneyenler oldu. Niye? Bangladeş'te alamazsınız. İyi bir fikir mi? Almakla beraber yatırım da yapılabilir. Mısır, Türkiye Cumhuriyeti'nde benzer yatırımları oldu ama her ülkenin kendi kanunları ya da dezavantajları var. Mısır'da çalışan kalitesi ya da iş yapma şeyi bizim ülkeye göre çok geri. Onun için oradaki yatırımlarını kapatan ya da beklediğini bulamayan bir sürü sektör var. Türkiye Cumhuriyeti'nde çok hukuki bir sistemde ülke yönetilmiyor. Daha çok işte Türkmenbaşı ya da benzer kişilerin keyfi yönetimleriyle olup geri geldiğinde yatırım yapan kişileri ülkeden kaçarcasına uzaklaştıranlar var. Onun için öncelikle sektörel değişiyor ama mesela izlediğim kadarıyla makine sanayisinde, bilhassa tekstil makinalarında yurt dışında şirket olan, İtalyan şirketi olan şirketler var. Bu yazılım olabilir, makine olabilir ama sektörel konuşmak lazım çünkü bizim şeyimiz orada. Tecrübemiz orada. Benim düşüncem öncelikle kendi ürettiğimiz ürünü en iyi seviyede yapıp ihracatını yapabiliyorsak bu neye getiriyor? Aranan üretici oluyorsunuz. İhracat yaptığınız ülkeler ya da firmalar arasında. Ama bunun dışında tabii konu çok geniş ama şirket alımı ya da ortaklık tekstil olarak biraz uzak. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Çok tekstilci var aramızda. Aynı zamanda burası da zaten bir birinci derecede önemli alanı denizli sanayisini. Haddim olmadan haddimi de açmak istemiyorum ama Gaziantep'ten, İzmir'den birçok yere kadar hatta ekip arkadaşlarım Batman'ın, Karadeniz'in, Çorlu'nun falan tekstil yapılan saşır meşiriz. Şimdi ciddi sıkıntılı konulardan bir tanesi Türkiye'nin acaba bu konuda rekabet avantajını kaybetmeyeceğim. Ne yapacağız? Çünkü denizli sanayi odasının en büyük oyuncularından grup olarak bir tanesi tekstil. Değil mi? Evet. Yani başını salladığım için şey yapıyorum. Buyurun ne dersiniz? Sonra sen de iş gücü yoğun sektör olduğu için de maliyetleri bile etkiliyor. Bilhassa son yıldır ülkedeki asgari ücretin geldiği nokta şu anda bizim piyasal olarak iş alabilme şeyimizi azaltıyor. Ama işte yeni bir seçim oldu. Hükümet işte yeni bir Merkez Bankası ekonomi yönetimi var. Önümüzdeki süreçte bu dengeler nasıl olur? Çok iyi bilmiyoruz ama şu anda ihracat için kur politikası ve maliyetlerin yüksekliği bizi ihracatta zorluyor. Bu da tabii işin başka ülkelere kaymasını şu anda kolaylaştırıyor. Ne yapacağız? İsterseniz izin verirseniz önce bir beni sorayım. Eder Bey, hoş geldiniz. Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız. Yani işin çok bağımlıyız. Elektrikte, doğalgaz. Elektrikte bir yerlere geldi. Osman Başkan daha iyi bilir. ama işin çok bağımlıyız. Evet. Ama madde fiyatları sonuçta aynı olmasına rağmen Mısır'da asgari ücret 300 dolar civarında her şey dahil. Pakistan'da 250 dolar civarında. Bir de denizlerin lojistik dezavantajı var. Bence yok. Yok. İhracatçı arkadaşlar daha iyi bilirler. Evet. Çok bu konuda lojistikte bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ama genel olarak ham maddede aynı olmasına rağmen
kendi sektörünü çıkıyor pamukta. Ama işçilikte çok ciddi bir farkımız var. Global markalar, özellikle Inditex, H&M gibi markalar Türkiye'den bu sene çok ciddi anlamda uzaklaştı. Bunların geri kazanımı çok kolay değil. Gittiler bir geliştiri uzun süre alıyor. Yani sonuçta kurum bir yerde gelmesi lazım. Lazım herhalde. Peki başlıklarla başka bir şeyler de yapmamız lazım. Yani hani bu aynı bence öncelikle kur, asgari ücret, Ali Fatih abi söylediği gibi Temmuz'da söylenen rakamlar var. Bunların üzerine geldiğinde işimiz çok kolay değil. Kolay değil mi? Evet. Ama yani bu herhalde en büyük başlığı hükümet nezdinde lobi yaparak bir şey kapalı kapılar altında. Biz o zaman bir şeyler yapacağız. Sadece tekstil için geçerli değil, diğer konular da sizin de ihtiyacınız var değil mi? Bilmiyorum. Ne diyorsunuz Devam Başkan? Merhabalar, Levan Çapurcu. Kendi sanayi sanayi kurulu üyesiyim. Gıda sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Oyun sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Uluslararasılaşmada aslında iki boyut var. Yani birincisi Türk firmaların Avrupa'da ya da diğer lokasyonlarda yatırım yapmaları ve orada şirket satın almaları. Bu bizim sektörde oluyor. Aslında son zamanlarda daha da sık olmaya başladı. Büro başkanının Amerika'da zaten kendi bir şey var, işletmesi var. Orada bir ciddi bir ticareti var. Ondan sonra İzmir'de birkaç kurum evinci arkadaşımız İngiltere'de şirket satın almaları yaptılar. Bu bizim sektörde biraz daha böyle hani olabilir seviyede. Çünkü ben onu da şuna yorumluyorum. Özellikle tarım alanında bizim karar verme süreçlerimiz daha etkin. Bir Avrupalı'ya, bir Amerikalı'ya göre daha hızlı hareket edebiliyoruz. Daha çabuk, daha çabuk bir şekilde karar verebiliyoruz. Ve biraz da aslında risk almayı seviyoruz. Bu da bizim için aslında artı noktalardan bir tanesi. Dolayısıyla gıda sektöründe işte yani ülkenin bir yatırım var işte orada United Biscuits alması. Bunun gibi yani gıda sektöründe biraz daha fazla bu fırsatlar. Diğer bir açıdan baktığınızda, Denizli açısından baktığınızda da Denizli'ye nasıl yabancı yatırım çekeriz onu düşünmek lazım. Bu bağlamda Denizli'yi bir cazibe merkezi haline getirmek lazım. Lokasyon itibariyle, lojistik itibariyle, organize sanayide sunukları imkan anlamıyla, yeşil enerji anlamıyla birçok anlamda Denizli'yi bir cazibe merkezi haline getirip buraya yurt dışından yatırımcıları davet etmemiz lazım. İşte Denizli serbest bölge konusu var. Şu anda TMSF'de satılacak ama bence Denizli'nin en büyük değerlerinden de bir tanesi. Denizli'lerin sahip çıkması gereken bir değer olduğunu düşünüyorum. Bunlar birçok yatırıma önümüzdeki zamanda da kapıları açacaktır diye düşünüyorum hocam. Şimdi teşekkür ederim. Sizden söz alıp sayın temsilcimiz Ege Bölgesi Büro Başkanı. Burada herkes başkan. Doğru hocam. Herkes hoca der. ODTÜ'de de herkes hoca der. Burada herkes başkan. Ama hep bir başkan ayrı. Onun yeri ayrı. Evet. Günün sonunda başkansınız yani. Ege Bölgesi değil mi? Buyurun. Değerli hocam, organizasyon için şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca başkanımız ve diğer başkanlar hepsi başkan olduğu için yönetim hepsi çok genç, dinamik ve hakikaten Türkiye'de de biliniyor, farklılaştırılıyor. Dolayısıyla her türlü yapılanmayla ben de kendimi tebrik ediyorum. Uluslararaştırma böyle çok güzel bir isim. Ben öncelikle pamuk ayağından başlayayım, ne yaparız diye sordunuz. Türkiye'de bir tarım politikası oluşması lazım. Özellikle bu tarım politikasının bir planlanması lazım.
biraz önce sanayi arkadaşımız dedi ne yapmak lazım? Herkes işini güzel yapması lazım ama önce tabandan başlamamız lazım ki tavana kadar son nihai bir neticeye ulaşacak bütün süreçleri gözden geçirmeliyiz. Benim bu şahsi kanadım. Yıllardır ben pamuk üreticisiyim. Öyle kendimi tanıtmış olayım. Hiçbir sanayici arkadaşımızla bir ortak proje, sözleşmeli tarım yapamadık. Şimdi iyi bir altyapısı olan Denizli sanayicilerimize seslenmiş olmak adına ki bu bölgede de pamuk üretiliyor. Ve bizim pamuğumuz, bugün bakır çayamızı veya gezdamızı dediğimiz zaman Mısır pamuğunun ayarında, kalitesinde ürün üretilebilecek bir coğrafya zenginliğine sahibiz. Hani elimizdeki değerleri iyi kalibre ettiğimizde gerçek anlamda güçlü ve zayıf alanlarımızı daha iyi ölçerek rekabetçiliğimizi ortaya koyacağımız birçok kritik kontrol noktası oluşturabiliriz. Zaten bu çıktılarla sizler de bunu gündeme getireceksiniz. Levent Bey'in topu bana atmasına istinaden o çok geniş bir halka markalaşma. Bugün pazar payını almak için büyük ve gelişmiş ülkelerde biliyorsunuz firmalar birbirleriyle evlilik yapıyor ve pazarı kontrol edebiliyor. Bu da spekülasyona sebebiyet veriyor. Maalesef biz Türkiye'de şu anda en büyük rakip olarak birbirimizle rakip halindeyiz. Ve bu rekabet de timde şu anda bütün başkanlarımız da biliyordur. Birbirimizin faturalarını kontrol ediyoruz. Hatta bunları akıllı Çinliler alıp bize satıyorlar. Böyle de bir spekülatif hareket var yani, gülünecek bir ortam. Yani bunu neden söyleme ihtiyacı hissediyorum? Çok güzel bir çalıştay yapıyorsunuz. Önce yani hakikaten programı planlayan, siz değerli hocalarımıza katkı sağlayacak herkese çok teşekkür ediyorum. Bu çıktıları uygulamamız lazım. İşte bu birinci, ikinci, üçüncü başlık altında. Sabaha kadar konuşabiliriz. Çok geniş bir konu. Ben de katkı sağlamaya çalışırım. Hem tim adına, hem tabandaki bir tarımcı adına, hem de son nihai tüketiciye kendi markamla, hem Amazon kanalıyla online, hem de 70 bin noktaya ulaşan bir marka algısıyla umarım yardımcı olur. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. O söylediğiniz rekabet konusu maalesef hani dedim ya, bu milattan önce 1500'lü yıllarda emeği ettik sanayicilerimize. Biz de tıfıl gençler Ruslarla Türk çırpanları bir araya getiriyoruz. Aman dedik, birbirimizin fiyatını kırmayın. Aman şunu yapmayın, aman bunu yapmayın. Vallahi yani çok haklısınız. Sanki tam aksini yapmayın, yapmayın deyin. Aynı masada birbirinin fiyatını kırdılar. Ama şimdi sanırım biraz bu genç kuşaklar pek o kadar daha şey, biz biraz yaşlılar herhalde, ondan çok yapıyoruz. Bizi yaşlı sınıfına koyuyoruz. Koymayın. Sizi koymadım. Ben kendim koymadım. Siz de değilsiniz hocam. Ben olmazsınız. Bizden iyi. Ben efendim, değerli bir hukukçumuz aramızda. İstanbul'dan herhalde geldiniz değil mi Mehmet Bey? Ne diyorsunuz? Bir de bunun bir hukuk boyutu var. Yabancılarla çalışırken hele böyle değil mi? Rusya, Rusya gibi ülkelere gidersek kapıyı yuttuk yani. Buyurun. Teşekkür ederim. Sanayi Odası Başkanı'na da çok teşekkürler davet ettiği için. Ve tabii Sanayi Odası'nın 50. yılında böyle bir vesileyle ben de kutlamış olayım. Hocam şimdi söylediğiniz çok doğru. Tabii bu arada ben Mehmet Köksal. Hocam hukukçu dedik. Birçok başka şapkam da var. FD İHK'nın Türkiye'deki kız kardeşim diyelim, AHK'nın yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Tahkim Divan Başkanlığı'nı da yürütüyorum. Ve Kıbrıs'ta yeni kurulan bir üniversitede rektörlük de yapıyorum. Onları da söyleyeyim. Almanya'da çok sıkı şekilde çalışıyoruz. Hem AHK birlikte, hem de benim eşim doktor ve orada yanlış olmam sebebiyle sürekli olarak Alman şirketlerinin danışmanlığını yapmam ve oradaki mevzuatı da takip ediyor olmamdan dolayı size şimdi uluslararası laşmanın başka bir yönünü anlatmak istiyorum. Uluslararası laşma sadece
uluslararası pazarda bir yer edinme veya oraya mal satma veya uluslararası pazarda yer edinmiş şirketlere burada mal satma anlamına gelmiyor. Avrupa'da özellikle son yıllarda farklı bir takım gelişmeler var. Almanya'da mesela yeni bir kanun çıktı. Bu konuyla ilgili olarak başkanla da konuştuk. Bunu özel bir günde de işleyeceğiz. Alman tedarik zincirleri özel yükümlülüğü kanunu diye. Ben bu konuda birçok sanayi odasında, ticaret odasında da bunu yaptım. Orada kanunun gerekçesinde şöyle bir cümle yazıyorum. Alman şirketleri uluslararasılaşmış şirketlerdir. Ancak her ne olursa olsun kar etmek yerine sosyal haklara uyan, insan haklarına uyan ve çevreye uyan bir kar hedefi artık gütmek zorundadırlar diye kanunda 14 uluslararası sözleşmeyi almış ve iki ayak üzerine oturtmuş. İnsan haklarına uyacaksınız ve çevreye uyacaksınız. İnsan hakları belki de çalışma şartları, özellikle çalışanlar için şartları sıralamış. Birleşmiş Milletler'in 2030 hedefi olan ilkeleri gene kanunun gerekçesine almış. 2030 yılında ulaşılmak istenen insan hakları hedeflerine şimdiden ulaşmak için çalışın demiş. Avrupa Birliği'nde de böyle bir direktif var. Direktif çalışması var. Hatta teklifin metni çıktı ve üye ülkelerin görüşlerine sunulduğu yıl sonunda o direktif de yürürlüğe girecek. O direktif yürürlüğe girdikten sonra yeşil mutabakat çok önemli hale gelecek mesela. Uluslararasılaşma deyince Avrupa artık bu tür normlara, bu tür kurallara uymayı da anlıyor. Paris İklim Sözleşmesi'ne imza atmamış şirketleri imza atmış gibi kabul ediyor Avrupa direktifi. Hatta şöyle diyor, üye ülkelerin dışındaki tacirler veya işletmeler Avrupa Birliği'de yoğunlukla iş yapıyorlarsa onlar da doğrudan doğruya üye ülkesinin bir iş adamı gibi bu direktifin yükümlülüğü altına gelecekler diye maddeler var. Ben bu konuyla yaptığım çalışmalarda reklama girmeyecekse söyleyeyim, iki cilt kitap yazdım. Üçüncü cilt de yolda. Alman tedarik zincirinin nasıl uygulanması gerektiğini anlattım. Uluslararasılaşma deyince bence işin tabii sizin söylediğiniz gibi normal kısmına da bakmak lazım. Uluslararasılaşma derken uluslararası rekabet gücünü göz ardı etmeksizin bu işi yapmak lazım. Uluslararası rekabet gücü de bu tür normlara uymaktan geçiyor. Bir teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi biraz daha ben böyle konuşmaya devam edersem onları da derste bunları anlatıyorum ben diye. IFC, Ekvator Prensipleri, UN Global Compact, Birleşmiş Milletler bu sözleşmesi alt yukarı olmak için hakikaten Avrupa Birliği direktiflerine bu konuda çok çok başlıkları var. Uluslararasılaşmaktan hazır böyle devam ederken aslında sürdürülebilirliğe geçmek istiyorum. Şimdi bunu üç başlıkta ele aldık biz. Dedik ki birincisi aynen Mehmet Bey'in söylediği gibi çevreyle ilişkili. Hepsi iklim dahil, sosyal haklar dahil, Milli İşçi Komite dahil. Hepsi Almanya örneğinde olduğu gibi veya Kıta Avrupa'sı örneğinde olduğu gibi. İkincisi kurumsal sürdürülebilirlik. Ama vallahi billah bunu ben söylemedim, bunu Osmanlı olacak. Ben muhatabım, hocam öyle bir başlık koyalım dedi. Bunu şimdi aynı şekilde çalıştığım için ben çıktı sanılmasın bu başlık. Ama bunu da sanırım kritik konulardan bir tanesi bu sürdürülebilirlik. Üçüncü başlığımız da finansal sürdürülebilirlik. Çünkü artık özellikle yeni nesil şirket yönetiminde sadece borçla finansman çok kolay sürdürülebilir değil. Bunu öz kaynakla yatırımlarla nasıl olacak? Biraz bu işe de kafa yormak gerekir diye düşünüyorum. Bu birincisinde mevcut OSB, şimdi Bostok'ta ben aslında en büyük başkanı söz vermedim. Onun bu konularla ilgili çok ciddi görüşlerin olduğunu düşünüyorum. Bu mevcut OSB'de Bostok'ta yaparken siz de tekstil sektöründesiniz. Bu konuda çok ciddi değer verdiğiniz, önem verdiğiniz bir
başlıkta mevcut olsa bile yeşil OSET olarak dönüştürülmesi. Bununla ilgili zaten Sanayi Bakanlığı'nda bir çalışma var. Eren Hanım da belki bunları takip ediyordur. Yine OSB kanunu hazırlandı. Ve ana hatları belli oldu. Yeşil OSB'lerin önü açıldı. Bunu bu hafta Konya'ya gittiğimizde Konya daha OSB başkanı da Konya'da biliyorsunuz. Demiş ki onunla da konuştuk. Bunların alt kırılımlarını bekliyoruz. Yani yeşil OSB nasıl olacak? Neler yeşil OSB'ye girecek? Devlet bunları hangi noktalarda destekleyecek? Bunlar önümüzdeki günlerde belli olacak. Burada önemli olan şey şu. Aslında bugün Türk Devleti'nin de bir sürdürülebilir planı var. Bu özel sektöre uyuyor, uymuyor, bazı şeyler uyuşuyor, uyuşmuyor ama bir fikir var ortada. Ve devlet de bu sürdürülebilirliği içselleştirmiş durumda. Yani bu konuda adımlar atmak. Bu noktada bizim yapmamız gereken kodu olarak karar alıcıları doğru şekilde yönlendirmek. Yani sürdürülebilirlik dediğimiz şeyin, yeşil dönüşüm dediğimiz şeyin nasıl olduğunu, nelerin uygulanabileceğini, nelerin uygulanamayacağını ya da nasıl uygulanacağını bunları aktarmak olur. Bu noktada da hani alacağımız kararlarda, yapacağımız işlerde Sanayi Odası'nın asli görevlerinden biri de bu olması lazım. Tabii ki. Zaten önümüzdeki süreçte de hızlı bir şekilde yeşil mutabakatın belgesel sonuçları çıkacak ortaya. Zaten biz bunu ister istemez hızlı bir şekilde adapte olmak durumundayız. Zaten Sanayi Odası'nda kurulan komisyonlardan biri de sürdürülebilir bir komisyonu. Bununla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Tabii sadece çevresel sürdürülebilirlik değil, işte bunları hazırlarken yazmıştık, kurumsal sürdürülebilirlik, finansal sürdürülebilirlik. Belki bu başlıklara ekleyeceğimiz sürdürülebilirlik kavramları olabilir. Yani evet, finansal sürdürülebilirlik, kurumsal, başka bir sürdürülebilirliği olmalı. Çünkü bu konu da, sürdürülebilirlik kavramı da çok genişleyen bir konu. Araya belki giriyorum ama Mehmet Bey dediğinizi bunun içine ilave edersek, bizim bu alanda sürdürülebilirlik başlığı altında oda olarak tıpkı dijitalde olduğu gibi uluslararası alandaki mevzuatları çünkü günün sonunda sanayicimiz ihracat yapıyor, işbirlikleri yapıyor. Hem kendimiz burada bunu kendimize uygulamak hem de dışarıdaki gelişmelerle ilgili olarak sanayicimizi bilgilendirmemiz belki de önemli. Tabii kesinlikle doğru. Doğru bir. Yani sonuçta bu işin merkezi bir şekilde, bu işin yürüten, dünyada bu işi bayraklarını yapan Avrupa. Evet. Amerika biliyorsunuz bu konuda çok büyük bir hassasiyet yok. Daha fazla Avrupa üzerinden duruyor yeşil dönüşüm. Orada çıkan mevzuatlar, kanunlar, Türkiye aktarımı, Türkiye'nin neler yapılması gerektiği, evet odanın önümüzdeki süreçte stratejik planının köşesinde olması lazım. Bu konuda bir örnek verebilir miyim? Çok sayıcınızda. Mikrofona gerek var mı bilmiyorum, duruyorlar. Biri mesela Dürol Bey'in de söylediği bir konu üretmişsiniz. Bir tanesi mesela başkanın söylediğine ek olsun diye iki örnek vermek istiyorum. Biz bir müddet sonra pamuk satamaz hale gelebileceğiz. Çünkü Avrupa Birliği normlarında çok su kullanarak pamuk üreten üreticiden artık pamuk almama yoluna gidiyorlar. İkinci örnek, gıdadan fındık üretip satabileceğiz. Fındıkta çalıştırılan çocuk işçiler nedeniyle. Bunlara gerçekten çok önemli. Bunlara dikkat etmek lazım. Çok teşekkür. İsterseniz önce Orçun Bey için yapmıştı, sonra sizlere buyurun. Çok uzun firmalarla çalışıyor olmanın genel terbiyesi olarak çok sık eskiden karşılaştığından daha sık karşılaşıyoruz. Önceden iki sorun anketler şeklinde geliyorken zaman içerisinde fabrika denetimleri, dijital denetimler, daha sonra bunlarla ilgili platformlar, ayrı yapılar kuruldu. Önümüzdeki, geçen de okuduğum bir makalede önümüzdeki 10 yılın tüm dünyada ESG dediğimiz işte, Environment, Safety, Governance, Çevre, Güvenlik ve Yönetim konularıyla geçeceği ki bunun kimya sektörü olarak ben çok yakinen hissediyorum.
rekabetin şartlarının değiştiği ilgilerimize kadar hissediyoruz. Yani ürünü çok iyi yapıyor olmanız, çok iyi fiyata veriyor olmanız, güzel bir hizmet veriyor olmanız, eskiden bunlardı ana bileşenler. Ama şimdi bunun yanında diyor ki, işte çevreyle ilgili önlemler olduğu gibi, sosyal iş güvenliği, yani paydaş kapitalizmi de deniyor ya, yani çevreniz, yani yaşadığınız yer, ilanatlarınız gibi bir konu da çok uzun bir konu ama yani bu da ıskalanmamamız gereken bir konu. İlk etapta belki iskimya olarak yer almadık ama ikinci fazla işin mutabakat konusunda mutlaka söyleyeceğiz. Ama tabii sürdürülebilir bir başlığı tekstil yoğun bir şehir olduğu için ilk etapta çevresel işte su, enerji gibi ele alınıyor. Ancak takım standartları işte ISO gibi veya ne bileyim çok vakıf değilim. İşte OKR tekstil var gibi şeyler var. Rapor, evet, bunların düzenli olarak yapılması ve bir deflatman bazında ele alınması o yoğunlukta olacak işte. Yani eskiden bir beyan, bir form, bir anket doldurup gönderilmek suretiyle bunlar yapılıyordu ama şimdi işleşti. Dört parti denetimler şeklinde, üç taraf denetimler şeklinde yapılıyor. Ve artık sizin ürününüzün çok iyi kalite olduğunu, çok iyi belli olmasının çok da bir anlam arz etmiyor. Bunlar yoksa. Yani rekabetin şartları değişiyor bu anlamda. Bunu yok varsa yani ya hallederiz, zaman gelince yaparız. Orada çok büyük, çok maliyetli oluyor. Bu konuda sanayi odası tabii sivil bir kuruluş olduğu için ancak bir farkındalık bilinçlendirme aynı işlerde olduğu gibi platformları yapabilecek olması da lazım. Tamamen katılıyorum. Bu çok derin bir konu. Naçizane benim çok üstünde durduğum ve uzunca süre Ortadoğu'da da çok emek verdiğim bir konu. Oda olarak hakikaten bu konuda bir fark nedir bu? Çünkü uluslararası finansal kuruluşlar para vermek için bunu istiyor. Net. A, para vermek için, B, iş vermek için. İstediğiniz kadar namazı, kalitesi iyi olsun. Bu olmazsa olmaz. Ben önce bu tarafa bir çalıştık. Kendinizle tanıtarak. Ederim. Merhabalar herkese. Öncelikle davet için çok teşekkür ediyorum Sanayi Odası'na. İsmim Eren, Eren Atak ve ÖFE Türkiye Doğal Araştırma Vakfı'ndan katılıyorum. Dilerseniz önce bir doğa koruma kuruluşunu sanayici ve tarımcılarla birlikte toplantıda neden yer alıyoruz ona değineyim. Biyolojik çeşitliliğindeki riskler artık ortak risk, sanayi ve tarım da aynı riskin altında. Biz Denizli'de Sanayi Odası'yla birlikte 2018 yılında tekstil sektöründe temiz üretim dönüşüm programı başlatmıştık. GEKA desteğinde yürüyen programda tekstilin su etkisinin azaltılarak su içlerine önlem alması için bir adım atıldı ve program etkisini büyüterek ilerliyor. Aydınlığına pamuk tarım üzerine çalışıyoruz. Onarcı tarım pratiklerini pilot ölçekte denemeye başladık. Çünkü Türkiye'nin tarımında çok ciddi risk var. Organik madde miktarı toprakta azalıyor. Onarıcı yöntemlerle tarıma geçmek durumundayız. Sürdürülebilir bir tarım değil ki dünyadaki. Şimdi Sayın Hocam uluslararasılaşma başlığı altında güzel bir bağlantı kurdu aslında. Avrupa Birliği yeşil mutabakat süreci çok ciddi bir süreç olarak karşımıza çıkıyor ve burada Avrupa Birliği tek değil aslında. Güney Amerika'daki ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri ve Kore gibi ülkelerde de benzer fırtınalar esmeye başlıyor, onu görüyoruz. Sınırda karbon düzenlemesi bunun bir ayağı ama o bir tane bileşen. Cumhurbaşkanı'nın genelgesi var bu konuda. Eylem planı oluşturacak Türkiye diyor ve uygulayacak diyor kurumlara. Bu çerçevede biz yeşil ve döngüsel ekonominin bir başlık olduğunu görüyoruz. Yeşil finansman diğer bir başlık. Su elimizi karbon kadar yer alıyor. Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik çok önemli bir konu oldu. Almanya ilk adımı attı. Hatta diğer AB ülkeleri biraz serzenişte bulunduk. Keşke beraber başlasaydık diye. Çünkü onlar da benzer destek düşünüyorlar. Birleşmiş Milletler'in UNEC sanırım Avrupa Ekonomik Komisyonu. UNEC Finance. UNEC.
Avrupa Ekonomik Komisyonu tedarik, tekstil tedarik zincirinde sürdürülebilirlik için şu an AB'ye destek oluyor ve hatta Sustainable Pledge diye bir platform geliştirdi. Markalar, sivil toplum kuruluşları buna şu an üye olmaya başladılar. Yani çok değişik bir süreç başladı, bir değişim başladı. AB kararlı ama diğer ülkeler de bunu meclise geliyor. O yüzden uluslararası platformlarda da AB normlarına bakmak önemli. Biraz bu alanda nerede duruyoruz biz Türkiye olarak? Rüzgar nereye esiyor? Biz kendimizi buna nasıl adapte edebiliriz? O ön plana çıkıyor gibi gözüküyor. Yeşil finansman ayında da devletle çok ciddi bir atılım var. Bu hafta 3 tane Dünya Bankası kredisinin yeşil finansman ayağında, yeşil dönüşüm için, döngüsel ekonomi için imzalandı ve çıktı. Gelecek olanları da biliyoruz. İBRD de keza tarımda benzer dönüşüm hedefliyor. Avrupa Birliği'nin toprak sağlığı iyileştirmesi için şu an fonlar açtığını görüyoruz. Onlar için tarım gibi çalışmalara destek var. Keza eylem planında hükümetin, Ticaret Bakanlığı'nın tarımda sürdürülebilirlikle yer alıyor. Yani biraz bu uluslararası rüzgara bakmak, AB yasaları burada bence bizim için öncelikli. Çünkü Türkiye olarak ihracatımızın yarısı bu ülkelere. Diğer ülkeler de bu gelişimden etkilenecek. Burada sanıyorum Denizli'nin gücü şu olabilir. Artık yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç var. Yani satın alma süreçleri, tedarik süreçleri şu an hani olay gelen business as usual diyeyim, bu şekilde gitmeyeceği artık aşikar olmaya başladı. Markaların sadece tekstil özelinde değil ama gıdayı da bunu kapsama alabiliriz. Artık tedarikçilerin, perakendecilerin birebir alanda üreticiyle çalışması ve uzun soluklu sürdürülebilir bir yatırım halinde ilerlemesi şart görünüyor. Yoksa karlılık marjı düşecek, o çok net. Teşekkür ederim. Hocam şunu da eklemek lazım. Almanya Türkiye'yi pilot ülke olarak seçti. Üç ülke pilot ülke olarak seçti. Biz de Türkiye. Onu da eklemek lazım. Şimdi bu dijitalleşme konusu gibi sürdürülebilirlik, sizin de söylediğiniz gibi akşama kadar konuşabileceğimiz bir konu. Ama ben şöyle anlıyorum. Sayın Başkan, belki şöyle bir ödev çıkartabilir miyiz? Oda olarak. Ben şöyle bir örnek vereyim. Dediğim gibi çok derste uzun uzun anlattığım bir konu olduğu için hani iddia etmiyorum iktisat alanlarından ama çok emek verdiğim alanlarından bir tanesi. Yıllar önce Kandel Şimdilerimizde bir haber çıkmıştı. Postacılar epey bir zaman önce HSBC Bankası'nın CSR raporları dağıtamadı. Çünkü bir yıl oldu. Her biri rapor. Şimdi biz noktalara geliyoruz. Dolayısıyla acaba biz DSO olarak sanayicimizin de anlayacağı yalınlıkta bu konuyla ilgili buklet gibi ince, kolay okunabilir bir kitaplar serisi, araştırmalar serisi. Bu sadece toplantıyla olmaz çünkü reference book gibi bir kitaplar serisi mi çıkarsın o konuda? Yani böyle bülten gibi, leaflet gibi. Sonra size son sözü vereceğim. Sayın Başkanım. Ondan sonra çünkü bir iki cümlede şu, bütün bunların hepsini yapalım da ama şirket ayakta kalmazsa nafile. Onun için aile şirketinde sürdürülebilirlikle ilgili olarak da sanırım iki kelam laf etmemiz lazım. Ben sevgili Melike Konyaloğlu'na da sizden sonra söz vermek istiyorum. Bir ara bir not geçelim. Lütfen. Şunu söyleyeceğim. Dijitalleşme, uzaklaşma, sürdürülebilirlik. Aslında hepimiz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Evet. Ama burada bu toplantının çalıştığı amacı, evet, bunu nasıl yapacağımız konusu. Üyelere nasıl mesaj vereceğiz? Evet. Şimdi Büro Bey, hani bunu sadece deniz sanatçısı olarak düşünmeyelim. Yani bunu genel düşünelim. Bunu ihracatçı biri için düşünelim. İşte Türkiye'ye gelelim. EXO için düşünelim. Türkiye'ye gelelim. Diğer sanayi odaları için düşünelim. Tamam, herkesin söylediği şey çok doğru ve çok kıymetli. Güzel şeyler söylüyoruz ama hani biz bu noktada nerede olmalıyız sanayi olarak? Nasıl ulaşmalıyız?
biraz o noktalarda kalmak lazım diye düşünüyorum. Sadece böyle bir şey vereyim dedim. Neden? Üçlü nokta vereyim dedim. Başkanım, güzel ifade ettiniz. Zaten hocamızın kısa zamanı Osman da çok güzel bir konuya değinmiş. Kurumsal sürdürülebilirlikte. Turbari diye örneğimiz çok güzel. Yani hazır kitap yazmaya lüzum yok. Turbari diye olayı Türkiye'de hakikaten güzel bir model. Bu modeli önemini üyelerimize anlatabiliriz. Programın tanıtımını hazırlık için teşvik edilmelerini sağlamamız lazım. Yani Turbayet programı hakikaten kurumsallaşmanın birinci adımı hocam, takdir ederseniz. Dolayısıyla biz kurum olarak yaşıyoruz. Tabi bunu uygulamada yapabileceğimiz Türkiye örneği olabilir. Bunun dışında hedeflerin şirket bünyelerine koyulması, ayrıca küresel raporlama girişimlerinin ifade edilmesi, Mehmet Başkan'ın da dediği gibi karbon saydamlık projesi, çevresel sosyal yönetişim, birçok konular var hocam. Yani çok kısa ve net, sade, yalın olarak bunlar anlatılabilir. Turbaleti çok önemli bir proje. Hala daha biz bunun bilincinde değiliz. Benim takım arkadaşlarım da bunun bilincinde değil. Yani bana kızıyorlar, başkanım diyorlar. Yani biz bu kadar ekip kurduk, takım kurduk. İşte paramızı şöyle alamıyoruz. Dolar karşısında bu eriyor değil. Oradaki ana tema kurumsallaşma. Bu algıyı içselleştirirsek... Kaç numara var, Yürür Başkan? Efendim? Kaç numara var Turbalet'te programda, biliyor musunuz? Şu anda Ege'de 25 tane. Ege'de 25 tane. Biz kurum evre sektöründe Ege'de 2 taneyiz. Kavga ediyoruz yeni yapılanmada. Çünkü en büyük problemimiz eleman. Hep konuşuyoruz yani. İnsan, yazılım vesaire değil. İnsanın problemi oluşu. Ve onun servisini alamıyoruz. Ama şu andaki yeni kabine buna çok sıcak bakıyor. Yani Tarım Bakanlığımız, Sanayi Bakanlığımız, diğer kurumlar dolayısıyla çok güzel mesafeler kat edilecek. Özellikle sizin gibi genç yönetim ve başkanlığın pozisyonundakiler için böyle bir hocamızın da olması büyük şans. Denizli Sanayi Odası'nın çerçevesinde önderliğinde Denizli sanayicilerinin Turbaleti'ye başvurdular. Bu kadar çok ihracat yapan, 4.6 milyar dolar ihracat yapan bir ilin daha çok Turbaleti projesi çıkarması lazım diye düşünüyorum. Sevgili Necip, buyur sonra sana söz vereceğim. Ben bu konuda bir şey söylüyorum. Çok özür dilerim. Biraz programın gerisinde kaldık ama çok da kıyamıyorum. İki başlığımız daha var. Ondan sonra ara yapacağız. Aramız biraz kaldı. Buyurun. Teşekkürler. Ben hemen ilk başlığımız geldiği için bir şey söyleyeyim. Şu an Memorial Hastanelerinin Quality danışmanlığı yapan şirketi. Ben dijital işlemi danışmanlığı yapıyorum. Bir tehlike var burada. Bunu gördüğüm için söylemem lazım. Halen konu açıldı. Bir zamanlar nasıl ISO 9000 için biz hallederiz, geliriz, alırız diyenler, yanımız diyenler gibi çalışan bazı şeyler var, danışmanlar var. Bundan ciddi bir şekilde kaçının ve mutlaka doğru referans verdiği yerlerde konuşun. Gerçekten işe yaradan yaramadılar mı? Çünkü belge almak yetmiyor, ondan sonra yürümüyor işler. En büyük sıkıntı orada başlıyor. Belgeye de işimiz yok işte, onu anlattık. Hayır, Turbaleti'yi yaptık demek ki... İşselleştirmek mi kurumsallaşmanın birinci adı? Ama işte o kurumsallaşmayı iş gibi yapıyorlar bakımdan. Olmaz, bakın Osman Bey çok güzel ikinci jenerasyon olarak kurumsal şeyin başlığını koydurmuş hocamıza. Sürdürülebilirliği koymuş. Bu coğrafyaya verilecek en önemli mesajdır. Ben tarımcı olarak söylüyorum bunu hocam. Ben ömrüm adım. Altını doldurmamız lazım. Çok haklısınız, çok haklısınız. Ne diyorsun? Sevgili Melikli Konyalı, teşekkür ederim hocam. Önce senin başkanına ve ekibine teşekkür ederim çalıştığı yaptığı için. Ben şirketimizin üçüncü kuşaklığı yöneticisiyim. Dördüncü kuşaklığı şu an iş başı yaptı. Ben kurumsal sürdürülebilirlikte 5 hafta önce oğlunu evlendiren bir üçüncü kuşak olarak 4-5'inci kuşağı hazırlanıyor. Evet, çok doğru, çok doğru. Ama bu konuda sizin mesleğinizde
düşünüyorum. Yani muhakkak altyapısı çok fazla, çok büyük. Fakat ikinci kuşak, üçüncü kuşak, özellikle bizler ikinci veya üçüncü kuşak ailelerimizden, ebeveynimizden aldığımız sistemde bu işlerini yapmaya çalışıyoruz. Fakat yeni gelen kuşak bizim kültürümüzle çalışmaya geliyor. Çünkü onlar daha dijital, daha her şeye anında ulaşabilen bir kuşak. Bu yüzden bence yeni kuşağa nasıl alanlar sağlayabiliriz, hangi alanlarda yapacağını görerek, onlara söz hakkı vererek ve aile anayasasındaki yapılabilirlikleri görerek bu işi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Sevgili Osman, bu başlığı bana yazdırdık. Bir takım fikirlerim de vardı. Belki bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Ne diyorsun? Şirket anayasasını da söyleyecektir Osman şimdi aile anayasasını yanıtırdı. Evet. Zaten bizim aile şirket anayasası. İkisi bir yerde var. İkisi bir yerde mi olacak? Evet. Zor hocam ikisi bir yerde bizim toplumumuzda. Ben bu yaşa ben kolay gelmedim. Evet. Hocam şimdi biz bu konuyu konuşurken ikinci ve üçüncü kuşaklarımızın yaşadığı sorunları ele almıştık. Konularda iş devralırken ya da bir yeni bir yatırım, yeni bir kafanızda inandığınız bir fikri ailenize ikna etmeye çalışırken yaşadığımız problemleri görmüştük. İşte burada demiştik ki evet tamam biz çok hızlıyız. Birinci jenerasyon tecrübesine devralmalıyız. Özür dilerim tekrardan bunun ana başlığı çıktı. Ne kadar çok ikinci kuşak temsili var Deniz'de diye konuşurken söz sahibi çok fazla ikinci kuşağın olmadığını aslında diyenler de gördük. Bunların sebebi bu nasıl düzelteceğiz? Bu ikinci kuşağın başarılı olmasını ve işte devralmasını nasıl yaparız dediğimizde dedim ki ben bence birinci kuşağın C'yindeyiz. özellikle kendileri bir işlendirme yükleme eğitim derken yani kendilerce bir şey olmaz. Tabii ki onlar bizim için çok değerli. Fakat ister istemez genç neslinin alabildiği riskler sonuçta daha farklı, daha cesaretli, yeni dünya üzerinde, modern dünya. Bilgiye şu an çok daha rahat ulaşabiliyoruz. Bilgiye daha rahat ulaşabildiğimiz için daha hızlı karar alabiliyoruz. O açıdan bence aile yanlısı şey olarak, başka şu an düşünerek akademi kurabiliriz bununla alakalı. Eğitim akademisi. Burada bence tam gerçi kültür adamı getirip akademiyiz nasıl olacağız onu da bilmiyorum ama üzerinde biraz kamyon alabiliriz. Bizim ama şöyle tabii bizim ikinci jenerasyonda daha da cesaret biraz bunu koparmalı. Yani şimdi bazı arkadaşlarımızla konuşuyoruz ve şunu söylüyorum ya yapmıyoruz karşımda olmayan biraz şey yap derler. İnisiyatif al. Yani de, bu konuda da biz şey yaptık, cesaretlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Bir şey buradan bir görüş alalım. Çok teşekkürler. Çok kendinize. Teşekkürler. Buyurun. Davetiniz için teşekkür ederim. İsmim Melih Karaer. Şarap üniversitesiyim. Ve bugün Çal Bayoğlu'nu temsilen koydum. Sayın İzmirli Başkan Bironcel'e firmaların bir araya gelip bir mevku oluşturması ve bundan doğacak güç meselesine değindi. Biz buna bir örnek olabiliriz denizde. Bildiğiniz üzere Tekirdağ'da bir Trakya Bağlantısı, Urla'da bir Urla Bağlantısı varken bizler ülkenin ürettiği şarabın %40'ını üreten bölge olarak Denizli Bağdat'ını bulmak istedik. Buna olumlu yaklaşan 4 firma hepsi çalda olduğu için de Çal Bağdat'ını sektörümüz aile kökenli firmalar için. Bunun bir istisnası tabii ki var. May, diğer çoğunlukla tamamen farklı nedenler bu sektörde. Ancak bizim sektörümüz kadar sizin biraz önce bahsettiğiniz finansmana dayalı ve bu gücün çok kuvvetli olması lazım yani sektör herhalde yok. Önümüz olacak. Yıllarca asmalar, şarap olacak, seviyeye gelecek. 5 yıl,
satmayacaksınız. Yıllarca onu finanse edeceksiniz. Sonra koyacağınız şişeyi, ambalajı, etiketi finanse edeceksiniz. Satacaksınız. Migros'a, Carrefour'a. Onları da finanse edeceksiniz. Çünkü aylar sonra sıralama yapacaklar. Ve maliyenin belki de en çok sevdiği sektörlerden birisi biziz. Devleti de finanse edeceksiniz. Yani ÖTV'nizi, KDV'nizi, ürünün bedelini almadan devlet ödeyeceksiniz. Bizim burada sanayi odasıyla işbirliğini kontrol olmaya çok ihtiyacımız var. Bir de haklısınız mı? Dediğim gibi ülkenin üretmiş olduğu aslında biraz da üzülerek söyleyebilirim. Şu anda 65-70 milyon litre civarında ürettiğimiz var yılın. Oysa 1850-1900 yıllar arasında ülkemiz bugün ürettiğimiz şarabı 500'lük ihraç ettikten bugün geldiğimiz nokta maalesef ne ihraç ettik, ne yeterli üretim ve de çok zor finansal koşullar. Nedeniyle de ihmal edilmiş bir sektör var. Ama sektörümüzde aile firmaları çok ve babadan oğula bilgi ve güç devriyle sektörü ayakta tutmaya çalışmalıyız. Ama desteğe ihtiyacımız var. Nasıl destek olabilir? Yurt dışında birlikler edilebilir. Fuarlar vesaireler dolayısıyla çünkü yurt içinde sakıncalı sektörüz. İhracat bizim de kurtarıcımız olabilir. Finansmanla ilgili konularda da devletle yapılacak görüşmeler, iş ihtiyacımız var. Hedef sektörlerden bir tanesi olma arzumuz var. Çünkü biz bir birlikteliği temsil ediyoruz, ediyoruz çarpayı. Teşekkür ederim. Ben Financial Times'da yıllar önce bir yazı çıktı. Tüm Fransa şaraplarıyla, naçizane sizin yanınızda konuşmak bana düşmez de, ama hepimiz biliyoruz ki çok meşhur. Türk şaraplarını takip eden, onlar gözlem altına alan ve buradan enteresan bir yıldızın parçalarını ele alan aslında yani rakip olarak da gören bir yazı yıllar önce çıkmıştı. Ben burada Melih Bey'e teşekkür ediyorum. Aslında Deniz'deki sivil toplum örgütleri olarak, yani iş dünyasının içindeki örgütler olarak bugüne kadar şarapçılığı hep biz ıskaladık. Görmedik ama ben de açıkçası çok daha yeni zamanda öğrendim Deniz'in şarap konusundaki üretim hacmini. Ben çalbağ yoluyla bunları idrak edebildim. Bu noktada söylediğinizde kesinlikle katılıyorum ve Denizli Sanayi Odası'nın stratejik planında şarapçılığın ayrı bir yeri olması lazım. Zaten bir şekilde ihracat yapıyoruz, ürünlerimizi satıyoruz ama sanırım bunları daha katma değerli halde satmamız gerekecek. Bununla ilgili de bunu aldım kabul ettim demek için söz aldım. Destekiniz çok doğru ve yürekten katılıyorum. Bizim stratejik planımızda şarapçılığın ayrı bir yeri olması lazım. Şimdi ben biraz da zaman kısıtlığı dikkat ederek bir şey atladım. Bakın şöyle bir şey koymuştum. Birçoğunuz biliyorsunuzdur belki TÜRKVEL, Türkiye'nin ilk kurulan fonlarından ilave eden iş girişiminde asbelkader yönetim kurulu başkanı başkanımız olduğu için dostlarım. Şimdi bunlar da bakın onların yatırım yaptığı şirketler, hepimizin bildiği meşhur şirketler. Yani işte Mavisi'nden, Kuruflosu'ndan, Kodon'undan, hani Mavi ile ilgili böyle müthiş Amerika'ya geçen reklamları vardı. Bu şirketler, konuyu dağıtmak istemiyorum ama ben de aslında finansal soru görebilirlikte, tırım tırım çalışıp kar elde edip, karı öz kaynağı ekleyerek büyüyen şirketler değil efendim. Öyle büyüme çok zor bir büyümedir.
Bu şirketler, bu başlı başına apayrı bir konu. Bildiğimiz o YMKB ilk 30'daki şirketler de Amerikan depo sertifikasını ihraç edip büyük uluslararası yatırımcılara tezgah üstü piyasalarda blok satış yaparak para sağlarlar. Öyle büyüdü hepsi. Nesne'nin, şusurlusu, bildiğimiz meşhurların hepsi. Onun arkasından gelen ikinci ligde, bunu sadece finansal sürdürüle birlikte dikkatinize sunmak için koydum ben bu slaydı. Belki, bilmiyorum ama nacizane tavsiyem başka, Denizli'de de bizim finans toplantıları, yani finansal yatırımcıları çağırıp, demiyorum ki şirketlerimizi patır patır satalım, yanlış anlaşılmasın, ama başka model, fonlama modellerini sanayicilerimize aktarıp bilgilendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Bunu da böyle Melih Bey'in söylediğinden sonra araya sıkıştırmış olayım. Ben bir katkı yapacağım hocam. Hemen. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yıl bunu gündeme getirdi. Melih Bey bilginiz olsun. Başkan da kabul etti zaten stratejiyi. Hani hızlı ilerlememiz için. Nihat Bakanımız da daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylarında şarabı gündeme getirmişti. Çok spesifik bir konu. Zaten başkan gündeme aldı. Cumhurbaşkanımız bana sordu. Başkan dedi, kuru üzüm fiyatını ne yapacağız dedi. Valla Sayın Cumhurbaşkanımız 25 lira çok uygun dedi. O 27 yaptı kendisi. 25 ile 27 yaptı. Ya dedi o çekirdekli olan üzümü nasıl yapacağız? O benim iktisat alanım değil dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Sizin danışmanlarınızda ya dedi o şarap yapılıyor dedi, onu soruyor. Yani o algı da artık Türkiye'de var. Yani siz biraz böyle şey yaptığınız olayı indirgediniz. Hayır, lütfen. Ve biz tim olarak şarabın çok önemli bir anahtar olduğunun bilincindeyiz. Tarım kurulu olarak çalışıyoruz. Bu çıktıları da yarınki çalıştığımızda tim kurulunda gündeme getireceğiz. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Önemli bir konu. Türkiye'nin önemli bir konusu sadece Denizli'nin değil. Mesela biz kuru üzümde Tokat Mahsulleri Ofisi 100 bin tonun üzerinde mal alımı yaptı. Bu devletin zararı. Ciddi bir zararı. 5 kilodan 1 kilo üzüm elde ediyoruz. 1,5 kilo yaş üzümden 1 litre şarap yapılıp bunu dünya markası yapma şansımız çok fazla. Birçok gelişmiş ülkede de örnek var. Çok uzun konuşuruz. Hocam sözünüzü kestim, hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Bu evet çok sektörde var. Bunda da böyle. Tabii. Yani, bunda da dediğiniz gibi temelde var. O zaman şaraptan başladık. Biz Denizli'de ihracatımıza bakarken benzeri rakamlara baktık. Tabii ki başta tekstil geliyor. Ama arkasından demir çeliği var. Bir sürü farklı mermer var tabii. Evet. Ama tabii ben ham mermer ihracatını çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. El aleme peşkeş çekiyoruz. Sonra İtalyanlar bize onu bir güzel satıyorlar. Yani ne yapmamız lazım? Bu güzel doğal kaynağı ben yiyemedim, buyursan ne der gibi geliyor öğret başkanım bana. Hangi sektörler? Öğret başkan ikisini sormuştum. Yine sizden başlayayım. Ne yapacağız dedi de lütfen görüşlerinizde Denizli Sanayi Odası olarak ne yapacağız? Bak oradan bakıyor Cansu. Ben Avrupa Birliği'nde ne yapayım bunları? Şimdi doğal gaz sektörünü ikiye ayıralım. Bir blok satış, ikincisi işlenmiş doğal gaz. Zaten ihracatları bu ikisi aynı kalıplardan çıkışları gerçekmiş. Bir ham madde olarak, birisi işlenmiş ürün olarak. Ham madde olarak pazarımız ayrı. İşlenmiş ürün pazarımız ayrı. Sektör dışından bakıldığınızda herkes siz gibi görüyor. Yani ham maddeyi biz dışarıya niye satıyoruz? Bunu işleyip katma değer sağlayarak satmak var diye. Fakat pazarlar birbirinden farklı. Blok pazarımız iki tane pazarımız var. Birisi Çin, ikincisi Hindistan. Çin bitmiş ürün aldı. Biz satmadığımız zaman, korona zamanında Çin'le ilgili problemler yaşamıştık. İran'dan aldılar, İtalya'dan almaya devam ediyorlar, Fransa'dan alıyorlar, İspanya'dan alıyorlar. Sadece Türkiye'den almıyorlar. Neden? Çünkü onlar işlemci ürünü almıyor. Sadece blok satın alabiliyorlar. Blok alıp fabrikaları işleyip ve
ve ürettiklerinin %98'ini kendi iç tüketimlerine kullanıyorlar. Sadece %2'sini Amerika'nın batı kıyısına ulaştırıyorlar. Bu da çok cüzi bir miktar. Dolayısıyla biz bu mermerleri blok olarak satmaktansa işleyip satalım. Çok doğru bir söylem değil. İkisini beraber götürmemiz gerekiyor. Aynı şekilde Hindistan'da da. Hindistan'da bizden bir kuş ürün alamıyor. Kanunlara geri alamıyor. Biz satmadığımız zaman bizim borçluğumuzu hemen İran borcu yolcusu olarak ve İtalya daha pahalı olarak ve daha agresif olarak olmaya devam ediyor. Yani biz bu pazarı, bu ürünleri satmadığımızda bu pazarlarda çıkmamız gerekiyor. İşlenmiş ürün olarak dünyada ihracatta birinci sıradayız. Hem renk çeşitliliği hem de kapasite olarak Türkiye birinci sırada. Rezerv olarak birinci sıradayız. Ama tabii sürdürülebilirlik kısmında bizim sektörümüzle ilgili sıkıntılar bizim madencilik sektörünün sürdürülebilirliğinde sıkıntımız var. Çünkü izin alabilmemiz için 8 ayrı bakanlık ve 21 ayrı kuruluşta izin almamız gerekiyor. Herhangi bir bakanlık, herhangi bir yönetmelikle ilgili değişiklik yaptığı an bu direkt bizim madencilik sektörümüzü etkiliyor. Ormanlarla ilgili orman son meclis kapanmadan önce torba yasağı geçtik. Çok müdahalede bulunmaya çalıştık. Fakat bir kısmını değiştirebildik, bir kısmını değiştiremedik. Çok küçük bir örnek olarak söylüyorum. Verimli orman diye bir tabir getirdiler kanunda. Ama ne kanunda ne de yönetmelikte verimli ormanın tabiri yok. Yani verimli orman nedir? Bugün soralım orman gelen müdürlüğüne belki Karaca Bey'e. Bununla ilgili bir cevap yok. Nasıl? Emre'ye soralım. Dolayısıyla mesela şimdi bizim son bizim GTK'mızla görüştüğümüzde izinlerin neredeyse %50'sinin verimli orman gerekçesi ihlal edildiğini öğreniyoruz. Bu çok acı bir şey. Ama sektörün dışarıdan algısı biz geleceğimizi katleder. Ormanlarımızı kesip atar. Oksijenimizi azaltar. Neredeyse şöyle söyleyeyim çevrecilerin gözünde böyle vatan haini noktasına gelmiş bir sektör madeni. Çok üzere söylüyorum çünkü bu algıyı doğru yönetemiyoruz. Küçük bir anekdot aktarmak istiyorum. Bu kadar kişi buradayken. Biz ormanların %2.9'unu kullanıyoruz. Türkiye %3'ünün değil, ormanların, toplam orman vasfında olan alanları. Çünkü bazı alanlar orman diye geçiyor. Fakat orman diye çaladık ama harf üzerine baktığınızda orman falan diye geçiyor. %2.9'unu kullanarak orman genel bütçesinin %56'sını karşılıyoruz. Aslında biz orman üretiyoruz madeni sektörü olarak. Çünkü bir alanda bir sektörde biz madencilik bir izin almamız gerektiğinde bununla ilgili ormanın kesim bedelini ödüyoruz, ağaçlandırma bedelini ödüyoruz, bu ağaçlandırmanın dikim bedelini ödüyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilirlikte bizim farklı sorunlarımız var. Suyla ilgili, eskiyle ilgili veya en son bu muhtarlıkla ilgili yönetmelik yayınlandı. Muhtar bile şu anda bir muhtar herhangi bir maden izin alınmasında durdurulabilir bir vasfa sahip oldular. Bu bizim için çok büyük bir engel. Türkiye olarak dünya rezervimizde 70 çeşitliliğine sahip bir ülke olarak. Kendimiz gereken yer çok daha üst düzey. Fakat bu algıyı yönetemediğimiz için çevreciler tarafından çok büyük baskı var. Dolayısıyla bu baskılarda bizim yönetmeklerimiz yansıyor. Sürdürülebilirlikte böyle bir çok büyük sıkıntımız var. Çok uzattım. Bir şey soracağım. Biz DSE olarak sürdürülebilirlik konusunda her iki sektör, yani orası da bizim için çünkü alan, sektörleri diyeceğim ama iki grup bir araya gelip ondan sonra bir ortak komisyon toplantıları yapıp deniz sanayisinde bir yol haritası görüyoruz. Yani diyelim ki şimdi senin öğret başkanı dedi ki mermercileri kötü görüyorlar, madencileri kötü görüyorlar. Evet, madencileri. Böyle. Ama bir taraftan da sürdürülebilirliğe bir paradoks var onda da. Değer veriyoruz, önem veriyoruz. İki buz bir yere gelip ondan sonra bir şey mi yapsak? Evet. Karşılıklı istişare mi yapsak? Evet, son bir nokta söyleyeyim hocam. Sizin verirseniz. Biz Türkiye'deki toplam madencilik gayri safi yurt içi hasılalık payımız %1. Almanya'da yani gelişmiş ekonomide sürdürülebilirlikte işte topluma, doğaya, saygıda vesaire de en üst düzeyde tuttuğumuz
ülkede bile bizim Türkiye bütçesinin 3,5 katı, 4 katı daha bir ekonomiye sahip olmalarına rağmen madencilikten gelirler %4 gayri safi milli hasıla. Bizim onlar 4'te 1'iyiz, onun %1'i. Ama madencilik çeşitliliği %70'ine sahibiz. Yani çok çeşitliliğimiz var ama bunu doğru yönetemiyoruz. Söyle ben. Kendimizi doğru anlatamıyoruz. Yani şimdi şarapçılıkla mermercilikle aynı yere geldi. Sanayi odası sektör temsilcileriyle, sektörü temsil eden derneklerle ya da kişilerle aylık ya da mutat toplantılar yapıyor. Sonuç odaklı. Yani bu sektörlerle ilgili en azından bunları belirleyip sonuç odaklı toplantılar yapıyor. Yani biraz bir önce konuya sürdürülebilirlikten dolayı geri döndüm. Çünkü bizim madencilik sektöründe sektörün sürdürülebilirliği gibi bir sınıfımız var. Hızlı alanlar değişebiliyor. Çünkü 8 bakanlıkta hızlı almanız gerekiyor. Herhangi bir bakanlık bir yönetmelikle değişiklik yaptığı anda biz ruhsatların sürdürülebilirlikten uzaklaşmıyoruz. Elma almışken hep sektörlerle farklılaşmaya ilgili. Biz doğal taş sektör olarak denizle zaten farklılaşmış durumdayız. İşlenmiş doğal taşta Türkiye birincisiyiz. İhracat rakamlarında Türkiye birincisiyiz. Zaten farklılaşmış durumdayız. Afyon meselesi çok önümüzdeydi yani madencilik sektörü. Madencilik sektöründe Afyon çok öndeydi. Çünkü onlar 3 nesildir, 4 nesildir doğallaştılar. Ama biz Denizli olarak, biz endüstriyelleşmiş bir şehir olarak madenciliği keşfettik. Dolayısıyla biz daha verimli. Ama Türkiye bizi henüz daha keşfettik. Türkiye bizi keşfetmedi mi? Tabii bu hani leblebide burada gıdacı arkadaşlar var. Nasıl Çorum leblebisinin başı olması gibi. Aynı şekilde mermer denizim Afyon görüyor. Çünkü çok eskiden mermerciler ama biz deniz olarak zaten farklılaşmış durumdayız. İşlenmiş doğal taşlar Türkiye birincisiyiz. Geçen sene çok küçük bir fark oldu pandemiden dolayı. Doğal taş dış alanda kullanılan prevertörlüğünde biraz da düşüşten dolayı İstanbul'a tekrar kaptırdık. Ama İstanbul sadece rakamsal olarak kaptırıyoruz. Çünkü İstanbul'da çok büyük bir üretim yok. İhracat İstanbul'dan yapıldığı için alıyorlar. Hakkımızı söküldük. Evet, tekrar geri alacağız. Başka soru var mı? Şimdi yazılım ve bilişim sektörü aslında. Osman burada ve Mustafa abi burada. Evet. Hocam Denizli'deki güçlü kaslardan biri olmaya başladı. Aynı şarapçılık gibi bizim göz ardı ettiğimiz, görmediğimiz ya da hakkı sağlayamadığımız kendi kendine gelişen bir sektör var. Ben bu konuda ilk önce sizden rica ediyorum. Mustafa abiye bir söz verin. Bu sektörle ilgili neler yapılabilir? Sonra da Osman'ın fikrini alalım. Tamam. Evet. Mustafa Kaygın. Biz çağırıyoruz. Kurulu üyesi çağırıyorsunuz. Aynı zamanda sizin bahsettiğiniz maç makinelerle kart veren bu dilde kart verip ondan verip tutturma kişilerden biri. Yani biz de bir dakika önce ben tabii konuyu hemen vaktimiz de kısa olduğu için bilişim sektöründe Denizli için sahaya sorup olarak yapabileceği dışarıdan bir tanesi üniversite ve sanayi odası ve toplum sivil toplum kuruluşları birlikte bir akademi oluşturmak. Bu akademi işte yazılım ve bilişim okuryazarlığını artıracak şekilde çeşitli katmanlar olabilir. Bu öğrenciler de olabilir. Kuruluma göre üyelerimiz de olabilir. Yani hepsinin şeysi modelleri farklı, programları farklı. Ama ciddi anlamda bir yazılım konusunda bir akademi konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha ikincisi de, ikinci hedef olarak da Denizli'de bilişim sektöründeki arkadaşlar daha önce Çatla'dan yetişen çocuklardı. Yani teknik lise mezunu olan herkes bir bilişimciydi. Ama şimdi artık belirli üniversitelerden ve belirli liselerden mezun olmuş arkadaşlarımız var. Ortak akılla bir sinerji oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu maalesef diğer sektörlerde olduğu gibi bizim sektörde herkes kendi adına çalışıyor. Bir ortak platformda, ortak projeden geçtiğinde bence deniz için çok katkı olacaktır. Teşekkür ederim. Onunla ilgili
soruyu tekrar Selim Başkan'ımla biz daha önceden bu konuları konuştuk. Kendisi de özellikle başta olduktan sonra bu konuya özellikle girmemizi istedi. Yani ben burada bilişim sektöründe neler yapması gerekiyor fabrikaların, işverenlerin tek tek zaten 20 tane şey yazabiliriz. Ama ondan önce evet, şimdi Deniz'le bilişim ne seviyede? Tabii çoğu insan bilmiyor ama şu anlar herhangi bir yere gittiğim zaman dünyada Silikon Vadisi yaratabilecek en iyi yerin Denizli olduğunu Amerikalı bir yatırımcı anlatıyorum. Adam diyor ki nasıl yani? İstanbul değil mi diyor, hani bir Türkiye'den geldiğimiz için. Hayır diyor, İstanbul finans merkezi olsun, bırakın diyorum para orada dursun yani. Ama Denizli'nin şöyle bir güzel tarafı var diyorum, 5000 yıllık ticari hacimi, 5000 yıldır burada ticaret yapılıyor. Dünyanın 7 arkasından biri Denizli. Bugün dünyanın en büyük bilişim şirketi kim dediğiniz zaman en eskisi, en büyük işte Apple'lar, Microsoft'lar. Bugün Microsoft'un kurucusu bir kez her yıl 3 ay Göce'ye geliyor. Benim buradan Göce'ye gitmem 1,5 saat sürüyor. Ben buraya insan gücü çekebiliyor muyum? Evet çok kolay çekiyorum çünkü bunu bu şekilde anlatıyorum. Akyaka diyorum, orada diyorum, işte Adnan Öğüş geliyor, oraya yatırım getiriyor falan. Çünkü bunlar daha 20-22 yaşında ceplerini 25-30 bin TL, 40 bin TL koyduğumuz çocuklardan bahsediyoruz. Gerçekten üstü açık arabaları falan biniyorlar. Hani İstanbul'daki teknokentlere falan gittiğiniz zaman da müdür Toyota Corolla'ya binerken Ziraat Bankası'nın başındaki oradaki yazılımcı Ferrari'yle falan geliyor. Yani öyle bir para kazanıyorlar çünkü. Bu gayet normal. Çünkü yaptığı iş çok katlı eder. Başkanımın da dediği gibi, Denizli'de işte biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz bir tane bu şirketi kurduk. Gerçekten başarılı olduk. 2019 yılında Türkiye'nin hızlı dünya startup ödülünü aldık. En son geçen yıl Snapchat'ten biz yatırım aldık. Ve şu an Amerika'dayız zaten. Hani hedefimiz bu şirketin 2 milyar dolar üstünde satmak. Olur mu bilmiyorum. Ama 100 milyon dolara şu an zaten almak isteyenler var. Biz ilk yatırımın birinci paydan yatırımı aldığımızda 25-30 milyon dolardan falan aldık yatırımı. Ben gittim, işte hepimizin arkadaşı, bizim bir üst jenerasyonumuz, Murat Bey oturuyoruz, Murat Osman. Osman dedi, hayırlı olsun dedi, yani çok ağır dedim, yani sizlerin yanında dedim, hani böyle şeyler üstünde rakamları dedi, çok... Burada dedi, ben bu fabrikayı çıkardığım zaman dedi, benim dedi, Tosunoğlu markasına hiç kimse para vermez Osman. Yani bu fabrika dedi. Ve benim üretim kasım. Ama senin dedi orada 80-90 tane çocukla yaptıkları insanlar gelip para verdi. İşte biz buraya doğru insanları yönlendirmemiz lazım. Sonra zaten başa gelecek ve fabrikalar, üreticiler bizleri anlamaya başladı. Ben 2015'te Denizli'de bir yatırım turu yapalım. Yani Denizli'den daha doğrusu çünkü yatırımcı sonra nereden para aldı? Bir annenin babanı zaten kandırmış olacaksın o, ama onu saymaz. İşte senin iş yaptığın adamları, amcanın tanıdığı işte Ali Dayı'ndan para aldıysan çok önemlidir. Biz 2015'te ben para transfer şirketi kurmak istedim. Yani biraz daha ütopikti yani işte en büyük rakiplerimiz Yüzük Ola, Papara'da falan da işte en para falan şeye giriyor. Ben dedim diyor nasıl dedi ya sen banka lisansını nasıl alacaksın falan dediler bana. Olmadı. Ben Antalya'yla çalışıyordum çok fazla. Antalya'da, Kotay'da. Gittim dedim ki abi dedim, sen bu şirkete para koyacaksın ve ben sana 9 ay taksit edeyim, 0 komisyon harcayacağım. Nasıl olacak dedi. Sanat Post şirketi olacak. 20 dakika içinde 2014 yılında 1,5 milyon TL parayı, yani 500 bin dolarla o zaman masanın üzerine koydular ve biz bu lisansı aldık. Yani yapılamayacak hiçbir şey yok. Benim her zaman düşündüğüm şey burada şu. Bir yerde yapıldıysa Türkiye'de kesinlikle yapılır. Denizli'de kesinlikle yapılır. Şimdi mesela bir işin sektörün örnek Zerrin Hanım'la konuşuyoruz, Osmanlı yapmalıyız. Birinci şey mesela data center demiştim. Şimdi biraz değiştirdim. Zaman veri merkezinden giriyorum ama IP adres satın almalıyız. Hani bugün herkes biliyor ya coinleri. IP adresi deyince ben hiç kimsenin aklında şu an bir soru işler. Her şey soru işlerdi şu an. Ama IP adresimiz olmazsa yarın bugün bir mail atamayacağız. Bugün Ford, dünyanın araba üreticisinin elinde dünyanın en büyük IP adresini
blok halinde tutan. Yani harita adresinden kastım da şu. 1.1.1.1 var ya, işte bunlar. Henkel'in elinde abi kimya fabrikası. Henkel'in elinde tam 156 bin tane IP adresi var. Bu adam ne yapacak Türkiye'ye? Ama yarın bu gerekli. Bu olmak zorunda. Hiç kimse 5 yıl önce maile para vereceği aklına gelmez. Şu an hepimiz onlar dolar para veriyoruz. Yarın 30'ar dolar vereceğiz. IP adresi elimizde olmazsa mail başına 100'er dolar vereceğiz. Osman bu kadar hızlı fikir değiştirirsen nasıl plan yapacağız? Abi zaten olay orada. Ama olay orada. Çünkü hızlı olmazsa bu iş olmaz. Ben burada 100 kişi, 150 kişi üretmeye çalışırken insanlar orada milyonlarca insan aynı anda bu işi geliştirmeyi derdi. Olca berber satalım, para kazanalım, bunu yapalım. Tamam, olur. Ama IP adresi şu ana kadar pahalı bir şey değil. Biliyor alıp kardeşim. Alıp kenara koyacağız. Tanesi yok. Çok kalk. Hocam onları satana kadar Osman yine fikir değiştirir. Osman'a değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Belki 10 yıl sonrası şimdiden bize yaşatıyor. İnşallah. Onlar sana sıkıntı yaşamayı. Hocam bu farkın ne sektörleri sıralamasında bence Denizli olarak bir değişiklik yapıp birinci sıraya tarıma, ikinci sıraya makine, tekstil sektörünü en sona bırakmamız lazım. Neden derseniz tekstil sektöründe pamuğu dışarıdan, belki tekstilci arkadaşlarım kızacak ama pamuğu yurt dışından getiriyoruz. Makineyi yurt dışından getiriyoruz fakat burada sadece insan gücünü kullanıyoruz ya da en azından ben öyle yapıyoruz. Daha bir fazla vermedik. Ya olabilir ama benim gözlemim bu. Şimdi bizim bakın pamuk Özbekistan'dan, Amerika'dan gelip makineyi İsviçre'den, İtalya'dan alıp burada ürettiğimiz tekstille biz ilerleyebiliriz. Ya fazla veriyoruz. Sen hala halkların sürekli. Ne kadar fazla veriyoruz? Çok fazla. Çok fazla veriyor olsak şehrimizdeki tarafından bekli olur. Yani şehrimizde bir gelişme yok. Toplantısı da şahit oluyoruz burada çok. Tarımlar ve makine sektöründen kazanımlarımızın bize daha fazla bir fazla faydası olacağını düşünüyorum. Tabi bu benim fikrim, tekstilciler böyle düşünmüyor olabilir. Bunun yanında Osman Bey'in söylediği olayda da ben bunu yakın zamanda Konya'da bizde gördüm. Model fabrika yapmışlar ve model fabrika sayesinde de şehrin mühendislerini ellerinde tutmaya başlamışlar. Biz burada yetişmiş kadrolara sahip çıkamıyoruz. Bu da bizim büyümemize gelişmemizi de engelliyor. Şirketlerimizde yeterli kadar yeterli sayıda donanımlı ilgili kişiyi tutamıyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi ben o zaman bunu şöyle bir topluyorum. Her bir başlığımız, her biri birbirinden baba başlığı. Burada haftalarca kalabiliriz. Değil gün olarak. Sanki birkaç tane başlığı burada yavaş yavaş da çıkıyor. Tekstil hala daha bence hani sırası değişebilir de rançlarını düşünecek. Yani gündemden bir süre en azından düşünecek. Sen o da diye düşünüyorum. Bir an kendi içinde çalışma toplantıları, küçük çalışma toplantıları yapılması lazım gibi geliyor bana. Sayın Yener Sekreter. Yalnız ben Osman Bey size bir şey söylemek istiyorum. Burada Necip Hoca'ya da söz vereceğim. Çünkü biz bu çalışmayı yaparken o ODTÜ'de kendindeydi. Oradaki tepe yöneticilerimizlerdi. Şöyle bir şey ortaya çıktı. Ben hem TTGV'nin hem ODTÜ Teknokent'in strateji çalışmasını yaptım. Her iki taraftan. Ama şu ODTÜ Teknokent'i söyleyeceğim. Hazin olan şuydu. ODTÜ Teknokent yıllarca üst üste hala da 2 numara. O zaman hep 1 numaraydı. İTÜ biraz bize herhalde geçti. Şöyle bir sıkıntı oluyor bilişim şirketlerinde. Bilmiyorum katılır mısınız? Gençler geliyor. Ondan sonra bu işte Horizon, Avrupa Birliği'nin değişik teşvikleri, COSGAP teşvikleri bir araya geliyorlar ve orada aldıkları teşviklerle gelirlerini elde ediyorlar. Projeleri yazıyorlar ama bu projeler asla ticarileşmiş bir ürüne dönmüyor. Bir süre sonra bunlar işte Amerika'dan bir yerden doktora bursu buluyor. Ya Aselsan, ODTÜ üzerinde söyleyeyim. İşte Roketsan, şu bu falan güzel paralar teklif ediyorlar ve geçiyorlar bunlar özel sektöre. Dolayısıyla bizim tespitlerimiz buradaki teknokent bünyesinde kurulan
olan özellikle startup, bu sektörün özelliği startup olması, startup şirketlerinin ayakta kalması ve sürdürülebilirliği çok olmayabiliyor. Naçizane görüşüm, orada Bilet Hoca'ya da hasadını sanırım. Şimdi biraz daha iyi, çünkü burada ard arda çalışmalar da yapıldı. Hasan Hoca da ODTÜ Teknokent'in şu an Sincan Dostepe'nin aynı zamanda genel müdürüdür kendisi. Burada şirketleri sürdürülebilir kılmak için o dönem Amerika'da Silicon Valley'de bir ofisiniz olsun ve biz buradan oralara taşıyabiliriz. Hatta Opsi'nin şirketlerde bu vesileyle biliyorsunuz 300 milyon dolara satıldı. Bunlar da uzun bir aynı şey. Şimdi DTGM ile ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Bir bölgenin Silicon Valley'si olmak pek o kadar kolay bir şey değil. Ankara olamadı. Bakın ODTÜ, Bilkent, Hacettepe yan yana. 3 tane Türkiye'nin en iyi üniversitesi ama olamadı. Ben bizzat bu çalışmayı yürüten bir kişi. Size söz verdim ama Necip Hocam'ın belki o dönemlerle ilgili ODTÜ tecrübesi şu anda da Yaşar'da bu işin başında. Daha önce de 9 Eylül'de bu işin başındaydı. Buyurun hocam. Teşekkürler. Biraz evvel konuya bahsettim. Kendimi tanıtamadım. Ben Asya Endüstri Mühendisiyim. Üniversitelere 2001 yılında Akdeniz Üniversitesi'ne ulaştım ve sene sonra ODTÜ Teknik, yani rektör değişti, her şey değişti. Belki biraz böyle bir sıkıntımız var. ODTÜ Teknokent'in Hostim Organize Sanayi Devleti'nin içindeki merkezinin direktörüydü. 5 sene orada çalıştıktan sonra bakanlığın izin vermesi üzerine İzmir'de ikinci bir teknopark, daha doğrusu ilkteki teknoparktan sonra yeni teknoparklar kurulması izniyle ODTÜ Teknokent'in stratejik odağı olarak ODTÜ Teknokent'ten oraya giden kişi olarak 9 Üniversite Parkı kuruluşunu gerçekleştirdim. Orada 3 sene çalıştım. Rektör değişti, gene bizler nereye dışı kaldık. Bu arada ben endüstri mühendisi olarak 5 şirket kurmuştum, şirket kapatmış bir kişiyim. 83 yılından 91 yılına kadar kendi iki yönetici, iki şirketim vardı ilişim konusunda. O dönemi yaşadım. Yani bizim hocamızın söylediği o kartlı okulda çalıştığımız bilgisayarlardan PC'lerin yani mikro bilgisayar Türkiye girişinin gerçekleştiği 83 yılından 91 yılına kadar bilişim sektöründe İzmir'de hem profesyonel olarak hem de şirketli kurucu kişi olarak çalıştım. Daha sonra Sun Tekstil'in sahibi arkadaşım nedeniyle bir dönem tekstile ulaştım. Yaklaşık 9 sene tekstil iş yaptıktan. Sonra her şeyden vazgeçip üniversiteye geçtim. Üniversitede profesyonel çalışıyorum, yani akademisyen değilim. Şimdi teknoparklar kurulduktan sonra, şunu söyleyeyim, Akdeniz Teknoparkı el yolu ile kuruldu. Çünkü yasa, yani 4691 sayılı yasa, baktığınızda bu görev üniversiteye veriyor. Halbuki ben sanayiden, iş dünyasından yani kişi olarak bakıyorum, orada sanayi tarafı, iş dünyası tarafı sadece müşteri olarak görünüyor. Yasa da aynı olarak biliyor musunuz? Ama ne zaman birazcık fark etti? Cevahir Uskurt denen kişi, teknoparklarla ilgili, teknoloji geliştirme bölgelerinin yetkilisi olarak göreve geldi bakanlıkta, şuna önem vermeye çalıştı. Teknoparklar niye sadece üniversitelerde, niye OSEB'lerde değil? O zamandan beri OSEB'lerde teknopark oluşumları başladı. Türkiye'deki ilk teknopark, OSEB teknoparklarından bir tanesi Eskişehir'dir, birisi GOS'ta, Gebze Organizasyonel Bölgesi'dir. ODTÜ Teknokent'in Boston'daki Teknopark merkezi ve Hacettepe'de İvedik Organize Sanayi Devleti Teknopark'ta OSEB'in içinde kurulmuş teknoparktı. Ben Ankara'dan sonra Boston'da çalışan bir yönetici olarak, teknopark yönetici olarak şunu fark ettim. Üniversite içindeki teknoparkla OSEB içindeki teknopark arasında ciddi fark var. Çünkü üniversitedeki teknoparkta daha çok akademisyenler baskın olarak kendi şirketleri kurabiliyorlar ve aldıkları desteklerle şirket ticaretleşmesinden farkını sürdürüyorlar. Halbuki o sebebin şirket diyor, o teknoparklarda iş adamları orada kendi ARGE inovasyon bölümüne girip kuruyorlar. Daha sonra da ARGE merkezleri konusu geldi gündeme ve 5 gün 3 gün
Kağıtçı Üniversitesi'nin kurmuş olduğu Müze İzmir Teknoloji Gelişim Merkezi'nde icra komitesi başkanıyım. En büyük sıkıntımızı bir işte şurada çekiyoruz. Biz İzmir'de şunu görüyoruz. Yani. Yetişen yazılımcı, bilgisayar bilimci, en büyük ayrımız yurt dışında oluyor hocamız dediği gibi ve oyun sektöründe oluyor. Oyun sektörü şu anda bütün yazılımcılarımızı emiyor. Benim birçok bilişimci arkadaşım var sektörden tanıdığım. Hakikaten en anlamda sıkıntı çektiler. Fakat şunu anlatmada zor çekiyorum. 250 liralarım şehir üniversitemiz var. Niye biz daha çok yazılımcı yetiştirmiyoruz ki? Yazılımcı yetiştirmek birçok şeyden çok daha kolay. Yani bilgisayarlar alıyorsunuz, görüyorsunuz. Bir laboratuvar bu. Yani ne inşaat mühendisliği, ne makine mühendisliği, ne elektrik mühendisliği gibi yapmanızı da gerekiyor. Ciddi bir şehriniz var. Her şey elinizde. Yani bütün her şeyi öğrenme şansınız var. Fakat bunu yapmıyoruz üniversite, bilmiyorum. Şu anda da İzmir'de tekrar oyun geliştirme için oyun teknoloji merkezi teknik kuruluyor mesela. Dolayısıyla biz özel sektörün bilişimcilerin çok sıkıntı çekmeye devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani burada bizim iyi yetişmiş elemanlarımız, üniversite çıkanlarımızın hepsine belli sektörler çekiyor. Ankara'da Aselsan, Aselsan çekiyorlardır. Diğer yerlerde İstanbul'u çok bilmiyor ama İzmir'de bizim en büyüklerimiz şu anda bu. Bunun düzeltmenin en iyi yolu üniversitede bu konudaki yönlendirilmesinin yapılması gerekiyor. Deniz'de bu şansınız var. Bence Deniz'de şu andaki Konukkale Üniversitesi ve kurulacak bir vakıf üniversitesinin en kolay yetiştirebileceği eleman bilişim sektörü olmalı. Çok teşekkür ederim Cumhurbaşkanı için. Demek ki güzel bir sektör ama kısıntı çok. Son kısaca söz vereceğim. Ondan sonra çünkü epey bir şeyimizin dışında kaldık. Hepsi değerli başlıklar, değerli konuşmalar. Para konusunu konuşacağız. Yemekten önce bir para hazırlayalım da hak edelim. Buyurun. Hocam size tamamen katılıyorum. Özellikle sinflasyon olayında. Teknokent olayında da bu arada Akdeniz Teknokent kurucusu da tanışmış olmaya da çok şey yaptım. Çünkü benim için ayrıdır. Akdeniz Teknokent gerçekten çok başarılıdır yani yıllardır. Çünkü turizm alanında yapay zeka çalışıyorum. O yüzden de biraz Akdeniz Teknokent'e çok fazla işimiz. Şimdi hocam şöyle bir durum var. Simülasyon zaten başa gelecek bir unsurdur. Bu olmak zorunda. Bunu çünkü herkes yapamaz. Belli bir noktada da zaten o adam taksın dışarıksın. Çünkü o adamın derdi şudur. 100 bin doları zamanlı satmak. Eğer zamanlı bir fiyat biçerseniz, belli bir noktaya kadar getirirseniz o zaman işte bitti. Yani siz artık busunuz. Sirkülasyon olmaya başladıkça asıl adam kalır. Oyun sektörü bu arada bugün Türkiye'deki oyun sektörü dünyada şu an açık ara birinci. Özellikle mobil oyun, şimdi yeni PC oyunlarında çok iyi. Sağ sistemlerde de hocam, siz de diyorsunuz yapay zeka ve yani bunları tetikleyen bu işte web taban yazılımlar diye. Dünyada ikinciyiz. Hani birinciyi Amerika'nın vermemizin sebebi şu. Çok uzun yıllardır orada bir Silikon Vadisi var. Şimdi bugün Silikon Vadisi niye pahalı oldu hocam? Silikon Vadisi 1800'lerde altın aranmış. Oraya bir baraka yapılmış. Bu barakalar sonradan boşalmış. Çünkü niye altın tutmuş orada? Sonra 1910'larda Amerika demiş ki artık Manhattan'ın altyapısı bitti. Bizim demiş buradan insanlar başka yere götürmemiz lazım. Portakal ağaçları dikmişler. Portakallar büyümeye başlamış. 20-30 yıl boyunca bu sefer oradaki o barakaları biraz evleri düzeltmeye başlamışlar. Çünkü portakalın güzelliği o zaten. Turuç 2 ay boyunca toplanıyor. Ailemizi burada fındık veya pamuk gibi. Bu sefer 1950'lere falan gelindiğinde orada artık biraz evler durmuş ama kapılarında kilit yok. Çünkü insanlar iki ay geliyor, kalıyor, her şeyini topluyor ve gidiyor. O zamanlar ne yaptıklarını anlamadıkları o hippiler dediği Amerika'daki çocuklar tek daha düşünmüş. Kalacak bir yer olsun, $2 da biraz aslında. Bu kadar. Yani bu orada Amerika'nın belgeseli, yani Silikon Vadisi'nin belgesini bu aynen bu şekilde anlatıldı. Oraya gidiyor hippiler. Sırf sadece barakaların kapıları açık diye. Yani onlar ilk biliyorlar tabi o zaman. Çünkü bunlar bir şeyler uğraşıyorlar ama hiçbir karşılığı yok Amerika'da. Sonra orada bir şeyler yapmaya başlayınca NASA ve Pentagon diyor ki ya orada bir şeyler oluyor, bizi buraya para akıtalım. Aynı kaslarını o zaman sirkülasyonla Amerika zaten yaşıyor. Bizden 40 yıl önce.
Şu an o yüzden hocam niye Ankara olmadı biliyor musun? Çünkü zaten Ankara'da bu kaslar yok. Siz hoca olarak bu kasınızı aldık. Çünkü çocuğa aktaramadık. Çocuk aslında bunu yaşamak zorunda. Bizim sektörümüzün en büyük problemi bu. Ben diyorum ki en güzel yazılımcı evli ve çocuklu ama yok. Yani iki tane var benim koskoca. Yani hani çalışan ordusunda iki tane var. Geriye kalan hepsi, bu arada bir işin girdiğiniz insan bilgisayarcı olmak zorunda değil yani. Kimya mühendisi de var, işte ne bileyim fizikçi de var, finansçı da var, hepsi. Ama aklını kullandığı sürece, kendini geliştirdiği sürece o oluyor. O yüzden hocam Denizli olacak bir seri konversiyonlar. Ben teşekkür ederim. Yok, zaten onun için bu kadar çok tartışıyoruz. Dediğim gibi her bir başlığı çok derin. Sayın Genel Sekreterim, bilişimi demek ki şarabı ve de diğer ihracatı değer katan sektörlerimizin çok dağılmadan ülkemize bu gıda muhtemisi alıp bunun üstünde çalışmamız gerekiyor gibi geliyor. Ben konuşmayan katılımcılarımız var. Sayın Başkan çıktı ama bana dedi ki sor bakalım. Bunları yapmak için bana yapmıyorlar. Parayı nerede alacağım? Ne yapsın o kadar? Siz işe konuşuyorsunuz. İş gibi nasıl yoruluyorsunuz? Arşiv etme, soruyorlar. Evet, biliyorum ben. Gerçekten herkesin resmine baktım, notumu aldım. Kim nerede izlerdi? Bir yapmışsınız. Bana bir dayak noktası gösterin. Dünyanın... Bütün şeklini değiştireyim demiş Arşivet. Evet. Bütün dayanak noktası, yani bir manimaya dayanak noktası, finansman. Doğru, aynen. Finansman varsa, finansman varsa dünyayı değiştirebilirsiniz. Şimdi burada hızlıca ben de baştan itibaren söyleyeceklerimi söyleyeyim. Neden buradayız? Çalıştay yapıyoruz. Deniz sanayi odası olarak ileriye dönük ne yapmamız lazım? Denizliğe ne katkı sunabiliriz diye. Konuları genel başlıklar olarak çıkardık. Dijitalleşme, uluslararası uzlaşma, sömürülebilirlik, sektör çeşitlemesi. Burada bana göre, nacizane düşüncem en önemli unsur, Denizli'nin ne olduğunu, nasıl bir şehir olduğunu, Denizli sanayisi, Denizli'nin kurallarının doğru çekilmesi gerekir. Bir şeyin başarıya ulaşabilmesi için kişisel ve kurumsal anlamda önce çok doğru bir kişilik ortaya konması gerekir. Ben kendimi yanlış tanımlarsam, yeteneklerimi, kabiliyetimi, öğrenmemi, direncimi, mücadelemi, aklımı, zekamı kendime yanlış yolu çizerim. Yani bu kurumlar içinde geçerlidir, şehirler içinde geçerlidir. Denizli'nin doğru bir fotoğrafının çekilmesi lazım. Denizli çalışkan mı? Çalışkan. Ama Denizli orta ölçekli bir kovikent. Bunun fotoğrafın doğru yerine konması gerekir. Ondan sonra biz önerilerimizi bunun üzerinden gitmemiz lazım. Denizli hareketli iken, STK'lar anlamında hareketli iken, DESİAD olarak bir sürü çalışmalarımız var. Onun dışında başka bir sürü STK'ların çalışmaları var. Bizim yapmaya çalıştığımız şey şu. Denizli insanının önce bir konfor alanından çıkmasını sağlamamız gerekiyor. Denizli insanı çalışkan ama yani o anlamda değil. Asgari ücreti söyledim başka bir şey. Asgari ücreti bizim uluslararası pazarda satış yapmamıza engel olması söz konusuysa hata bizde. Bizim yaptığımız işte asgari ücretin katma değerinin düşük olması gerekiyor. Bizim iş modelimizi farklı noktaya taşımamız gerekiyor. Kurullarla ilgili çalışmalar vesaire destekler bunlar geçici. Belli bir süre yarın öbür gün tekrar aynı problemle karşı karşıya kalıyoruz. Bizim iş modelimizi, bizim mantalitemizi değiştirmemiz gerekiyor. Bu bütün sektörler için geçerli. Çok ciddi mücadele veriliyor. Kablodan, mermerden, tekstilden, gıdadan. Artık dünya bize bir telefon uzaklığında. Fiyat bize 15 santim. Ben nikel görsem tanımam ama bana bir dakika verin, ben Hong Kong'daki nikel fiyatını, Şangay'daki nikel fiyatını size vereyim. Fiyatın bu derece, mesafenin bu derece, yarım metre olduğu bir dünyada
biz orta ölçekli finansal olarak yetersiz finansmana sahip bir kent olarak mantalitemizi değiştirmemiz, konfor alanımızdan çıkmamız, alıştığımız klasik yöntemlerle babalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz yöntemin dışında bir şeyler yapmamız lazım. O da ne yapar? Farklılığı bu konfor alanından çıkanlar zaten anında sildi diyor, aramızda bir sürü örnekler var. Evet. Konfor alanından çıkanlar farklılaşıyor. Bu problemlerin çoğunu hallediyorlar. Evet. Ama 1500 üyesi olan Denizli Sanayi Odası'nda bu ortadaki 30-40-50 örneğin ötesinde geriye 1400-1300 örneğin önce bir yakasından tutup sarsmamız gerekiyor. Bir tokatlamamız gerekiyor. Arkadaş, eğer sen sürdürülebilirlik kurallarına uymadığın takdirde yarın Avrupa'ya mal satamayacaksın. Evet. Sen finansmanda sürdürülebilirliği sağlayamadığın takdirde sen perişan olacaksın. Bir tokatlamamız gerekiyor. Ama önce bir incelemek gerekiyor. Önce bir kimiz biz bu fotoğrafı çekeceğiz. Yapacak şeyler belli. Bunun altına ilave edeceklerimiz de vardır. Çünkü bazılarını tartışacaklarımız vardır. Ama biz Denizli Sanayicisi bir yakasından tutup silkelememiz, bunun yarınını, bunun 5 sene sonrasını, bunun 10 sene sonrasını net fotoğraflarla göstermemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Hep beraber bir kez konuşalım. Bir şey söyleyeceğim. Bunu yapabilmek için ki bu farkındalığı, Denizli Sanayi Odası farkındaysanız, değil kurucu üyelerinden 2008'de olmuş. Euro Chambers'da üye, İngiltere odalarında üye. Ama buradaki üyeliklerden yeterince bir güç sağlıyor mu acaba? Yani oda olarak biz bu gücü alıp üyelerimize yansıtabiliyor muyuz? Size yansıtıyor mu? Bu anlamda elden gelen gayret gösteriliyor ama biz bunu daha bilmiyoruz. Biz bundan faydalanamıyoruz. Bizim eksiklerimizden bir tanesi, bırakın uluslararası arenaya çıkmayı, daha Ankara noktasında bile bizim eksiklerimiz var. Yani bir yıllık bütçe yapılıyor, yıllık bütçede sağlık, eğitim, ulaştırma vesaire ayrılıyor. Ondan sonra bunların başına arkadaşlar konuyor, şehirlere, bu sektörlere bu paralar dağıtılıyor. Biz her zaman böyle bir dosya hazırlıyoruz. Kendimizi çok iyiyiz, yakışıklıyız, bir şeyler yapıyoruz, iyi niyetliyiz filan, ne olur bize bir şeyler... Biz daha karar vericiler noktasında Ankara'da olarak yurt dışına çıkmayı, Ankara'da da yetersiz. İşte Selim Başkan'la beraber başlayan bu süreçte bunu aşmak, evet arkadaş biz hakkımızı istiyoruz. Bu Denizli aldığından daha fazlasını devlete ve topraklara veren üreten bir şehirdir diye. Ama ben bir şey ifade etmek istiyorum. Sadece devletten almak, sadece beklemenin ötesinde önce kafamızda kutularla yıkalım, kendimiz bir konfor alanımızdan çıkalım, markalaşma mı diyeceğiz, kaliteleşme mi, sürdürülebilir mi diye bunlarla ilgili kendimizi bir titrek bir değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama da bu konuda farklılık çalışacak. Peki, ben gene şey yapmamış üyelerimize ne diyorsun? Para nerede? Para nerede? Hepiniz iş adamısınız. Para kazanmayı en iyi iş adamları. Nasıl kazanacağız? Odayı şirket gibi düşünelim. Nasıl kazanacağız? Biliyor musun? Sosyal sorumluluktur. İşte şeyleri, iş adamlarına destek olacak bir çok alırız. Günün sonunda para kazanması lazım. Ben izninizle. Kendinizle para. Tolga Varlıker. Varlıker tekstil, Varlıker şirketi. Ben izninizle finansal boyutunda değil de bu stratejik amaçları sandık olarak adlandırdığınız yere katkı koymak istiyorum. Burada belki bir şey atlanmış olabilir, bunu da tartışalım. Kamu ve belediye işbirliği. Şimdi aslında burası da çok önem arz ediyor. Bunu da mesela kamu ve belediye işbirliği. Bunu da üçe bölebiliriz. İş gücü kaynağı. İkincisi, kamudan yer tahsisi. Üçüncüsü de maddi finansal destek. Bunu da ekleyebiliriz yine kamuya. Şimdi mesela bir odamızın Bozkurt Belediyesi'yle Bozkurt işbirliği söz konusu. Halbuki bu işbirliği daha önceden sağlanmış olsaydı belki daha hızlı yol kat edebilirdi. Yani o yüzden belediyeler muazzam bir şekilde hem iş gücü anlamında hem de parasal anlamda çok güçlüler. Aynı zamanda sosyal sorumluluk olarak da bu firmalara destek sağlanabilir. Nüfusu 300 bini geçen iki tane büyük belediye var Denizli'de.
hem belediye olsun hem muhtarlık olsun hangi ailede ne tür ihtiyaçları olduğunu, maddi manevi sıkıntılarını çok iyi biliyor. Özellikle tekstilde emek yok. Yine böyle bu şekilde yardıma daha çok ihtiyacı olan alt mahallelerde, kırsal kesimlerde, mesela tekstil için vereyimden tekstil atölyesi, dikim atölyesi açılabilir. Bunda hem belediyenin hem kamunun desteğiyle firmalar burada üretim yapabilir. Yani bu şey kısmını mutlaka eklememiz gerekiyor. Evet, sosyal sorumluluğu veya işte belediye işbirliği. Yani bu bir güç var. Yani belediyelerde güçlük insan gücü var. Ve ne yazık ki birçoğu da siyasi sebeplerden dolayı atıl bekliyor. Mesela inanılmaz bir şekilde işte belediye ismini vermeyeyim. 70-80 tane şoför kadrosu olup da bunun %80'inin bütün gün oturduğu belediyeler var. Bu şoförler şirketler için değerlendirilebilir. Yine aynı şekilde belediyede iş aldığı anaokulu öğretmeni, 20 tane anaokulu öğretmeni var. Sadece 5 tanesi görevli. Bu 15 belediye çalışanı, nüfusu çok çalışanı çok fazla olan fabrikalarda kreşin başında görevlendirilebilir. Yani bunu şöyle yapabiliriz, bu dönüşümü yapabiliriz. Yani bunun gibi biz bunlarla ilgili çok çalışmamız vardı. Siyasetle ulaştığım dönemde. Bunlar gerçekleştirilir. Yani bunların sayısı giderek daha da fazlalaştırılabiliyor. Şimdi biz eğer belediyeleri bu sürecin içine dahil ederse özellikle sivil toplum kuruluşları, daha sonra belediyeden bir arsa bahsettiğimiz zaman belediye önce bir bana kim geldi? Hangi partiler bu adam? İşte bu adamın parası mı çok? Ne yapacak bize? Onları inceleyeceğini önce en azından ya biz senin kasa fonunu tanıyorduk 3 sene önce. O bizi onurlandırmıştı. Filanca yerde bize bir eğitim vermişti, bizleri sürece dahil etmişti değil. O belki 3-4 ay ya bu adam neyin nesi kısmını atlamış oluruz. Süreçli bir yer tahsisi olsun, işte bazı bürokratik süreçler olsun, kısalabilir. Ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Kurumsal sosyal sorumluluk yatırımları uluslararası alanda social responsible investment denilen aslında o gibi bizim benim de başımda olduğum şirket. ODTÜ Yayıncılık AŞ bir üniversite şirketi. Biz kar amacı bütmeyen ama maalesef parantez içinde şirket olduğumuz için devlet çünkü AŞ ben de yönetim kurulu başkanı olarak ve ben de dolayısıyla hukuksal olarak sorumluyum. Üniversite para vermiyor. Demek ki aslında kurumsal sosyal sorumluluk yatırımı gibi gözükürken aslında mal gibi gelir yaratıcı faaliyette bulunmam lazım. Hem o amaca hizmet etmen lazım hem de ayakta kalman lazım. Dolayısıyla uluslararası alanda da social responsible investment denilen bu tür yatırımlar, yani sosyal sorumluluk yatırımları sağlığımızın aksine sadece bağışla yürüyen yatırımlar değildir. ODTÜ Vakfı şirketi, buradaki ODTÜ Koleji. Ben daha bir hafta önce onun genel kurulundayım. Çünkü orada kendi şirketimin genel kurulundayım. Hep böyledir, böyle yapılıyor işte. Dolayısıyla değerli görüşlerinizi de biz not olarak da aldık. Evet, bir takım faaliyetleri yaparken farklı kaynaklardan yararlanabiliriz. Buyurun, bir şirket, bakın bir şirketimiz var bizim. Oda olarak para kazanıyor mu? Nasıl para kazanırız? Söyleyin bakalım. İyi günler. Bu olarak. İnanıp bilmiyorum nasıl para kazanacağımız ama şunu da biliyorum biz. Zeyn Başkanı'nla beraber, Demir Bey'le beraber hem Bursa'ya, Konya'ya gittik. Oradaki o oluşturdukları 50-60 metrekare üzerindeki kampüsleri görünce işte sürdürülebilir kampüsler, inovasyon, eğitim ve modern fabrika olanakları görünce dedim ki Denizli son 30 yılında uyumuş ama yine de tebrik ederim. Çok büyük başarı geldi. Karmanlık yapmışız, o şanslarımız olmadan. Ben şunu önereceğim, bu şehirlere özellikle Konya ve Bursa'ya gidip onları nasıl başarılıysa onları takip etmek en kolay gibi geliyor. Devlet yardımlarından çok yararlanmışlar. Bunu yaparken öncelikle işbirlik yapmışlar. Bütün odalar birleşmiş, bütün sanırım siyaset de birleşmiş orada, vekiller de birleşmiş. Hatta şu anda Konya'da 4 tane bakan var bu meşehirde.
Bence Bursa ve Konya'ya gidip onları dinlemek... Örnek modellere bakıp... Evet, ona göre de bu finansmanı sağlamamız gerekiyor. Buna da mecburuz. Teşekkür ederim. Herkes ihracatından bin de bir versin. Ha mesela. Herkes ya
ben Konya olarak şöyle değerlendiriyorum. Çünkü Konya'yla ciddi bir ticaret yapıyorum. Konya'yla hem makineci olduğumuz sebebiyle de Konya'da belirli bir sektör yok. Konya'da çok değişik bir sektör var. Konya'nın aynı zamanda coğrafi yapısı olarak da sanayileşmeye çok uygun bir bölge, düz bir arazi var. Bizim de denizimizin coğrafi yapısının çok güzel olması sebebiyle bizim altyapı maliyetimiz Konya'da üst yapı fabrika kurabiliyoruz. O yüzden de bizim denizimizin böyle bir problemi var. Ama Konya her türlü üretimi var. Buyurun, Konya, Almanya, Mercedes'i motor bloklarını üreten, dökümünü döken bir ilimiz. Konya, motorları, gramları yapan bir ilimiz. Özellikle otomotiv üzerinde, metal sektörü üzerinde yoğun bir üretim yapan ilimiz. Şimdi arkadaşlar ben size soruyorum. Denizimiz tekstil sektörü. Ben her zaman şunu söylüyorum. Tekstilciler de bana bir söylüyor. Tekstilimiz olmazsa olmaz. Ama ben Maksiyat başkanı olduğunda ilk şunu söylüyorum. Pijamayı üretmek iş değil. Pijamayı üreten makine üretmek lazım. Bunun için odalarımız, borsalarımız veya sivil toplum örgütlerimiz bunun için çalışıyoruz. Biz zaten tekstil üretmek zorundayız. Ama biz bunun makinesini ithal ediyoruz. Şimdi denizimize baktığımızda denizimize yaklaşık 200 üzerinde makineyi bulmalıyız. Deniz sanayisine baktığımızda bir de yabancı marka ve Türkiye girene baktığımızda yabancı marka hayranlığı da var. Şimdi dijitalleşme yazılımda Türkiye, özellikle yazılımda Türkiye şu anda her türlü yazılım yapabilecek kapasiteye geldi. Ve görüyoruz, savunma sanayide ciddi bir başarı elde etti. Ve şu anda kendi üretmiş olduğumuz makinelerdeki yazılımları tamamen yerli ve milli yazılım yapabiliyoruz. Özellikle tekstil sektöründeki makinelerimizin yazılım donanımları veya mekaniksel çalışmaların daha yüksek teknoloji olduğu için. Bunlarla ilgili ciddi finansa ihtiyacı var makinecilerin bunları üretmesi için. Yani biz denizimizde veya değişik illerde güç birliği yapalım. Talepmiş olduğumuz ürünleri ülkemizi üretmenin yollarını aramamız lazım. Şimdi doğal taşta, gıda makinalarında, tarım makinalarında birçoğunu %95'ine yakını ülkemizi üretiyoruz. Bugün özellikle tekstilde çok azınlıkta bir makine üretim yapıyoruz. Doğal taşta %99, %100 üretim yapıyoruz. Tarım da aynı, üremiş makinalarında da aynı. Şimdi buradaki görüşmelerde şunu görüyorum. Biz odalarımızla birlikte birleşip fikir birliği yaparak, güç birliği yaparak sorunları hep beraber birleşerek daha rahat çözebiliriz. Bizim burada bu işleri çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Çünkü yurt dışında Avrupa'da bu şeyler çözümüzde oradaki insansa biz insan değiliz. Onlarla bir beyin var, bizde beyin yok. Çünkü bizde çok güzel beyinler var, bizde çok güzel mühendislerimiz var, bunları değerlendirmemiz lazım. O yüzden ben odamızdan, sanayi odamızdan şunu istiyorum. Aynı zamanda da yönetim kurulu olarak biz odalarımızı toplayıp önderlik yapmamız lazım. Sağ olsun başkan. Güzel bir düşünce. Başkanımız bunu yapması lazım. Sağ olun. Ama artık yavaş yavaş yemeğe doğru gidiyoruz. Son iki sözü vereceğim. Sevgilerimle uzun söz vereceğim. Ardından da odalarla işbirliği dedi Sayın Mehmet Sarı. Burada EPSO'dan değerli temsilcimiz var. Ona bir söz vermek istiyorum. EPSO bizim büyük abimiz. Bir takım güzel çalışmaları var. Benzeri çalışmaları orada da yapmıştık. Eski Tanrı Kamer Başkan zamanında. Açık oradan da bir tecrübeleri alalım. Ondan sonra sanırım herkes açıldı. Bana kötü gözle bakmaya başlarsınız. Hemen iki cümle. Hocam, Ayman Bey'e de katılıyorum. Bizim önümüzde örnek alabileceğimiz iki şehir geziye gittik ve buradan edindiğimiz bilgiyle Bursa bir vakıf kurmuş. Ticaret Sanayi Odası Vakfı ve
devletten aldığı desteklerin yanında kendileri de bunu geliştirerek ve topladıkları bağışlarla devlet biri verdiyse yanına biri de kendileri koymuş. Şimdi bizim böyle bir yapılanmaya girmemiz doğru olabilir. Bunun yanında Bursa 10 yılda 20 milyon euro hibe almışsa bizim sanırım böyle hibelerden haberimiz olmamış ve biz bunlardan faydalanmamıştık. Bunlardan da faydalanır şekilde olayı geliştirebilirsek daha başarılı olur. Gül Erzan, Ege Bölge Sanayi Odası kurumsal gelişimden sorumluyum ben de oranında. Tabii sizlerin koyduğu şekilde katkı koymam mümkün değil, yaşadığınız problemleri ancak en iyi siz biliyorsunuz. Ama İzmir'de de durum farklı değil, Ege Bölge Sanayi Odası'nın adı da farklı değil. Tabii ki hepimiz aynı şekilde paraya ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Özellikle biz şimdi yeni bina yapma durumundayız. Depremden dolayı kordondaki binamızı boşalttık, kiraya geçtik. Bizim baştan da bütün kemerle sıkmış durum dışlandı, yeni bina yapacağım diye. Ama onun ötesinde başkanların değişmesiyle beraber biz İzmir Ticaret Odası, Sanayi Odası ve borsa çok fazla işbirliği yapmaya başladık. Geçmiş dönemlerde bu kadar çok işbirliğimiz yoktu. Neredeyse her projeyi birlikte yapıyoruz. Biz sanayi odası üye sayısından dolayı çok zengin bir oda değiliz ama ticaret odası çok zengin. Onların imkanlarından faydalanarak biz de elimizden işte ne geliyorsa o sırada elimizden gelerek bayağı bir proje hayata geçirmeye başladık. Başka şehirlerdeki odalarla da çalışıyoruz. Diyorum ki Avrupa Çekmeler Aralığı'nda sizinle birlikte çalışıyoruz. Her türlü işbirliğini açarız. Ama siz gene bize göre, bence İzmir'e göre birazcık daha şanslısınız. Sizin sanki hedef sektörleriniz sayı olarak daha az. Bizde 53 tane meslek komitesi var. Sanayi Japonya'da bizde de 53'e 17 Evet, yani o 53 taneden bir sektör kurulu oluşturup da onları bir araya getirmek çok zorlu bir süreç oluyor. Herkes çünkü kendi menfaatlerini korumaya çalışıyor. Bir de yaşadığımız belki biraz politik olacak ama esasında en baştan devlet planlamasıyla başlaması gerekiyor olayların. Hocam, bir de noktalamak istiyorum. Bir vakfı var aslında. Bizim vakfımız var. Bizim eski binamızda bir restoranımız vardı belki biliyorsunuz. Biz restoranın işletmesinden ve vakıfta çalışan sanayiciler bayanlarının yaptığı faaliyetlerden üniversite öğrencilerine veya lise öğrencilerine o dönemde neyse eğitime katkı, burs vererek şey yapıyorduk. Ama onun öncesinde işte bu kurduğumuz model fabrikayı başka bir firma olarak kurduk. Yani eski AŞ olarak kurduk, ticaret firmasıyla beraber kurduk. Yani bizim vakfımız daha çok sosyal sorumluluk projelerine destek vermek üzere çalışıyor. Evet. Zaten kanunen de kar elde etmemiz gerekeceği için başka iştiraklar üzerinden kar artık neyse yapmamız gerekecek. O da bir diski var. Herkes kendisine yönelik olur mu? Tabii. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi bu oturumun sonuna geldik. Ben hazırsanız da elime almıştım. İki cümleyle kapatayım. Benim bir şapkamda uzun yıllar Milletler Ticaret Odası'nın Finansal Hizmetler Komisyonu'nun Dünya Başkan Yardımcısıyım ben. Paris'te çok uzun yıllar ICC için para nerede sorusunu, oranın yönetimini çok çalıştım. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Bulduğumuz çözümlerden bir tanesi, ben 80'den itibaren ICC içinde yer aldım Paris'te de. Türkiye'de de 80'de şirketlerin ve uluslararası alanda küresel şirketlerin ihtiyaçları ve güçleri farklıydı. Ama 2000'de bambaşkaydı. 2005'te bambaşkaydı. Yani 2005'te küresel şirketler ICC'den çok daha güçlü hale gelmişti. Yani Denizli'ye baktığımız zaman Denizli'deki birçok şirket odalardan çok daha veya İzmir içinde geçerli güçlü hale geliyor. Dolayısıyla sanırım odalar önce kendilerine nerede değer katarım, nasıl fayda sağlarım diye önce bir masaya yatırması gerekiyor bu başlıklarda.
kendi rolünü, misyonunu iyi tanımlaması gerekiyor. Ondan sonra da sadece sivil toplum örgütü şapkasıyla değil, iş adamları şapkasıyla değil, bildiğiniz bayağı parayı yaratma yolunda kafa yorması gerekiyor. Devletten bekleyerek bu iş olmayacak. Bizim oturup kendi kendimize bu konuda ne yapalım sorusunun cevabını bulmamız gerekiyor. Bunun çok kritik olduğunu düşünüyorum. Bunu TTGV Vakfı'nın çalışmasında da aynı şekilde devlete gidelim parası yok, devlete para yok, zahmet etmeye gerek yok. Biz bu odada kapalı kapılar ardında nasıl yaratacaksak şirketimizde yaptığımız gibi önümüze bakıp yürümemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sayın Başkanım, senin adına konuşmak istemem ama yani sanırım biraz değil mi? Bu şey, senin başkan zaten şanslıyız. İş dünyasından gelen iki kuşak proaktif atak girişimci parayı bulur diye düşünüyorum ben. Evet, şimdi yemeğe geçiyorum. Bir saat bir yemek molamız var. Bir saat sonra tekrar burada, bu sefer her bir masa yorumunuzun farkındayım. Kendi içinde, kendi başlığındaki konularda tartışarak sorularına cevap olacak. Osman, sonra yemekten sonra ararsın, sorun cevabını. Hadi yemeğe gidiyoruz. Hadi hep gidelim. Afiyet olsun.